Efendim iyi akşamlar. Türkiye Ateş Çemberi'nde sevgili seyirciler, dünyanın en tehlikeli terör örgütleri hem sınırlarımızda hem de topraklarımızda adeta cirit atıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı büyük bir mücadelenin içinde. Bugün de biliyorsunuz yine yüreklerimize ateş düştü, şehitlerimiz var. Bu akşam Türkiye'nin en büyük sorunu terörü ve son dönemde verilen mücadeleyi konuşacağız. Türkiye sonuca gidebilecek mi? Ayrıca çok zor sorularımız var sevgili seyirciler. ABD-İsrail planlarında Türkiye için ne amaçlanıyor? AKP'nin Suriye politikası değişecek mi? Başbakan Binali Yıldırım hatırlayacaksınız dost ülke sayısını artıracağız dedi. Bunu söylerken ne demek istedi Binali Yıldırım? İran, Mısır, Rusya, Suriye'den Türkiye memleketimiz nasıl görünüyor? Bu zor sorulara çok yetkin isimler yanıt verecek. Bu akşam çok değerli konuklarım var. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Emekli Kor General Sayın İsmail Hakkı Pekin ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı yine emekli Tüm General Sayın Beyazıt Karataş konuğum. Sayın Pekin hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sayın Karataş hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz derken yani hakikaten hoş geldiniz. Çünkü Suriye'den yeni geldiniz. Evet. Sevgili seyirciler biraz önce demek de abartılı olmaz. 18 gibi Türkiye'ye değerli komutanlarımız ayak bastılar. Suriye'deydiler. Suriye'de önemli temaslarda bulundular. Çok sorumuz var. Ben bu akşam anında gazetede Türkiye'nin dış politikasını, Türkiye'ye biçilmek istenen görevleri ya da Türkiye'nin itilmek istendiği uçurumu bu akşam çok net bu iki saat içinde ortaya koymaya çalışacağız. Buna gayret edeceğim. Önemli sorularımız var. Sizden de sorular gelecek. Yönelteceğim değerli konuklarımıza ama Suriye önemliydi. Çok sıcak. Yeni geldiniz. Oradan başlayalım. Tabii. Sayın Pekin, ne amaçla gittiniz öncelikle? Tabii bu benim Suriye'ye geçen yıldan bu yana dördüncü gidişim. İlk defa genel başkanla gitmiştim. Daha doğrusu cezaevinden çıktıktan sonra dördüncü gidişim. Her gidişimizde bizim amacımız şu. Biz bir defa Türkiye ve Suriye biçilen federasyon planını bozmak istiyoruz. Ne Türkiye federasyon olacak ne Suriye federasyon olacak. Bir defa bunu bozmak istiyoruz. İkincisi... Bu planı kim biçiyor? ABD ve İsrail'in planı. Evet. ABD ve İsrail'in planı. Bunu orada da konuştuk. Bu planı bozmak istiyoruz. Yani bir işte Sykes-Picot anlaşması, Sykes-Picot'un yapmış olduğu gizli anlaşmanın devamı gibi. Yani yeni baştan sınırlar çizilmeye çalışıyor ve bu sınırlar çizilirken de mümkün olduğu kadar iki devlet federasyonu. Zaten Irak o hale getirdiler. Suriye ve Türkiye'de bir federasyon hale getirmeye çalışıyorlar. Bir defa bu. Çünkü Suriye'yi buradan kurtarabilirsek Türkiye de buradan kurtulacak. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğü aslında evet. Türkiye'nin toprak evet. bütünlüğü gibidir. Evet. O yüzden mi Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmak? Evet. Suriye'nin birliğini ve toprak evet. bütünlüğünü savunuyoruz. Milli birliğini savunuyoruz, toprak evet. bütünlüğünü savunuyoruz. Ve Suriye diğer ülkelere baktığımız Ürdün gibi, Suudi Arabistan gibi ülkelere baktığımız zaman hem idaresi hem de kültürü çok daha farklı olan bir ülke. Çok değişik bir ülke. Bizi çok yakın. Yani ben keşke şu olabilseydi. Türkiye ile Suriye bu duruma düşmeseydi. Türkiye ve Suriye bir ikisi birlikte bir federasyon olsa, konfederasyon olabilseydi. Yani Türkiye ve Suriye tek bir devlet olabilseydi. İki ayrı bakanlar kurulu var ama bunlar müşterek toplanıyorlar, ediyorlar falan. Bir ara bunlar yapıldı zaten biliyorsunuz ama sonradan işte Amerikalıların... Bir dönem terör de girdi aramıza biliyorsunuz. Abdullah Öcalan'la barındırdılar. O yıllarda terör. Yani bu yeni değil aslında. Faysal döneminden biri var. Yani 58'de de yine o Demokrat Parti zamanında Suriye'ye yönelik bir taarruz harekatı var. Hazırlanmış o zaman da ordu. Sonra işte Amerikalıların şehri durduruldu. Böyle bir şey var. Arkasından işte... şeye kadar 91'e kadar biliyorsunuz 99'a kadar terör olayı girdi aramıza. Evet. 99'da Abdullah Öcalan'ın tesliminden sonra aramızda bir Adana mutabakatı yapıldı 98'ine daha doğrusu. Adana mutabakatından sonra da yani uygulayıcılarından birisi bendim. Devamlı gidip gelirdim 6 ayda bir Suriye'ye. Onlar da 6 ayda bir gelirlerdi. Aramız çok iyiydi. Yani bize her zaman terörist teslim etmişlerdir o mutabakattan sonra. Böylesi bir şey vardı ama sonradan bu şey devreye girince, maalesef Amerika'nın ve İsrail'in planları devreye girince bozuldu bu iş. Tabii bozulmasının nedenlerinden bir tanesi şu, Türkiye Amerika ve İsrail'in planları uygulama yoluna girdi. Ve sonuçta oradan bir pay alırım diye değerlendirdi sanırım. Yani bu meşhur şeyin Davutoğlu'nun, eski başbakanımız Davutoğlu'nun
yapmış olduğu bir stratejik derinlik kitabı var. Yani Osmanlı'nın işte kültür ne diyelim? Kültür coğrafyası. Kültür coğrafyası etki alanı. Evet, etki alanı. İnfluence diye etki alanı diye yer var. Ondan dolayı böyle bir şeye girişildi ve o kadar yanlış bilgi alındı ki, o kadar yanlış değerlendirmeler yapıldı ki yani Suriye gibi ülkenin en az bir yani hala savaşmaya devam ediyor. Ve hala da 7-8 sene daha savaşır. Belki sonuna kadar da savaşır. Bu savaş sadece ölüm, acı ve ayrılık getirir. Yıkım getirir ve göç getirir. İşte bu göç hadisesi bunun devamı. Maalesef biz Amerikalılara ve İsrail'e Batı'ya hayır diyemedik. Sayın Pekin, orada yani Suriye'de mutlaka önemli temaslarda evet. bulunurken evet. oranın gücünü de siz de Genelkurmay İstihbarat Eski Daire Başkanısınız. Evet. Yani o evet. o birikiminizle de soruyorum. Mutlaka asker açıdan da, asker kökenli olmanızı evet. değerlendirmişsinizdir. Evet. Ne gördünüz yani bu hani bitti bitiyor diyorlar uzun Bilmiyorum. Süredir. Hayır. Askeri güç olarak direnebilecek durumda mı? Direnebilecek durumda. O zaman da söyledik Suriye'nin bir Libya olmadığını aslında Suriye'nin bir Irak olmadığını, çok farklı bir ülke olduğunu, Hafız Esad'ın çok büyük değişimler yaptığını Suriye'de. Yani gelir dağılımından ordunun teşkilatına kadar ve iki kitleyi büyük ölçüde kaynaştırdığını, yani Alevi kitleyle Dürzüleri, Sünnileri, Arapları, Kürtleri, Türkmenleri kaynaştırdığını gördük. Gerçekten böyle büyük bir kaynaşma vardı ve halk yönetimden memnundu. Halk Hafız Esad'ı destekliyordu. Yani şeyi destekliyordu diyorum. Beşar Esad'ı destekliyordu. Bir defa Türkiye bunu görmedi. Evet, Hafız Esad'a tepki vardı ama. Vardı. Yani o babaya çok tepki vardı. 1980'li yıllardan evet. kaynaklanan şeyden dolayı. Evet. Tabii Beşar Esad'la beraber yeni bir düzenleme getirildi. Yani özelleştirme, işte o devlet hazinesi, devletten yaralanan parti mensuplarının açığa çıkartılması falan. Ondan sonra bu başladı. Yani demokrasi getirme adı altında yapılan bir şey bu. Yani bir defa demokrasi getireceğiz diye işte ülkeyi bu hale getirdiler ve o zamanlar da şeyin Suriye'nin 6 ayda 5 ayda falan bitmeyeceğini açık ve net olarak o zamanlar söyledik. Evet, siz söylediniz. Evet. Söyledik. O zamanlar da söyledik. Ondan evvel de yine bunlar yapıldı. Yani bugün arkadaşımla konuşurken sanırım 2007-2008 yıllarında yine 2007 mi? Yok. 2004-2005 olabilir. O yıllarda veya 2006 yılında yani Hilmi Özçelik'e de buna benzer bir çalışma yapılmış verilmiş. Yani Suriye'nin müdahale edilmemesi yoksa çok uzun süre sürebileceğini bu işin ve sonuçta da çok kan döküleceğini, yıkım olacağı belirtilmiş. Yani böylesine yapılan genelkurmayın yaptığı değerlendirmeler var. Hmm. Ama maalesef bu değerlendirme hiç kimse itibar etmedi. Çok enteresan. Yani böyle bir değerlendirme olmasına rağmen evet. bizimkiler Şam'da namaz kılacak kadar, işte 4-5 şey saati girecek kadar. Ve bunu devletin en tepesindeki isimler söylüyor. Ama bilgisizlikten. Bilgisizlikten elinizde var işte böyle evet. bir araştırma yapılmış. Bilgisizlikten. Bilgisizlikten. Analiz yetersizliğinden kaynaklanıyor. Yani evet. birisi bu. Yani şeyle ilgili. Türkiye maalesef ABD ve İsrail'e şey yapamadı. Sonuçlar açısından baktığınızda yani şimdi büyük bir mücadele var evet. Suriye tarafında toprak bütünlüğünü savunma. Şöyle bilgiler de geldi evet. Sayın Pekin. Esad'ın sanki böyle şeye yanaştığı Suriye'nin parçalanmasına belli ölçüde özellikle Kürt unsurların bizim sınırımızda yerleşmesine yeşil ışık yaktığı bir federasyondan yana olduğu, kendi varlığını devam ettirmesi karşılığında buna yanaştığı gibi pek çok söylenti Batı evet. basında da yazıldı bu. Siz ne gördünüz orada? Var mı böyle bir yaklaşım? Ben 4 gidişimden beri, üstelik arkadaşlarım da var orada. Yani önemli yerlerde, yani muhaberatın başında, diğer yerlerde, onlarla falan da konuşuyorum gittiğim zaman. Esad'la da görüştük. İşte Ali Memlük'ü var, Esad'ın sağ kolu, bütün güvenlikçilerle onunla görüştük. Bu son gidişimizde geçen gidişimizde de yani Faysal Mihtat'la görüştük. Yani çok daha farklı insanlarla görüştük. Hiç böyle bir şey dinmedim. Hiç böyle bir şey yok. Tabii, yani öyle federasyon olsa hayır, da hayır, hala toprak bütünlüğünü savunuyorlar. Ve tabii bunun olmaması için de elden gelen gayreti gösteriyor karşı taraf. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela biliyorsunuz Halep'i almışlardı. Evet. Halep'in büyük bir kısmını almışlardı. Çevrilmek üzereydi. Halep'in sanırım güney ve batısına doğru iki tepe var, iki kritik yer var. Orayalılar ve Rakka'ya harekatı hazırlanıyorlar Suriyeliler. Geldiler El Nusra
ve etrafındakileri ABD desteklemek suretiyle, Türkiye'nin de desteği var büyük bir ihtimalle, desteklemek suretiyle Halep'in o iki tarafını tekrar aldılar. Derinlik azaldı Halep'te. Bu tabii şeyi tehlikeye soktu bölgeyi. Suriye öbür tarafa Rakka'ya kuvvet ayıramadı. Bunun üzerine işte Amerikalılar iki gün evvel Rakka'ya operasyon başlattılar. Evet, bu fotoğrafları basına verdi. YPG ile birlikte başlattılar. Evet, yani onu da konuşacağız. 12 bin kişi falan civarında da öyle bir şey var. Konuşacağız. Var. YPG armaları var. Evet. Amerikalı askerleri kollarında. Yani bu şeyin işte gelişi falan da onunla ilgiliydi. Bu merkez komutanı, merkez güçleri komutanı Volet'in gelişi de organize. Volet önce gizli bir ziyaret yapıyor. Evet. Değil mi bölgede? Önce bölgeye gitti. Bölgede 11 saatlik bir ziyaret yapıyor. Arkasından Türkiye'ye geldi. Sonra da operasyon başladı biliyorsunuz. Yani evet. Operasyon başladı. Ve bu tamamen şey, Suriye'nin, yani ben şunu sordum orada. Dedim ki, sakın şöyle bir şey olmasın dedim. Yani siz dedim, Rusya ile Amerika anlaşmış olabilir, yani siz de anlaşmış olabilirsiniz. Halep'in alma karşılığında Rakka'yı, civarını Amerikalılar ve Kürtler belediye alacak. Daha sonra Kürtlere, Kürtler demeyelim de YPG'ye, terör örgütüne. Doğru. Şey denecek. İşte bakın dünyaya IŞİD'in elindeki Rakka'yı Kürtler kurtardı, YPG kurtardı. Bir meşruluk kazandı. Şu aynı şey Musul için de düşünüyor şu an. Aynı şey Musul için de geçerli. Musul'u Barzani'ye aldırmayı düşünüyorlar yani şu an. Evet. Öyle, Amerika öyle böyle bir imaj çalışması yapıyor imaj çalışması var böyle evet. Çalışma. Kesinlikle reddettiler. Yani çok da samimi görüştük. Yani hemen hemen 4 saat falan görüştük. Her gittiğimiz yerde 3-4 saat civarında görüştük. Ve şey konusunu mesela sorduk. Cenevre görüşmelerinden ümitli değiller. Cenevre görüşmelerinin artık oyun haline geldiğini, oyalama taktiği olduğunu ve bunlardan bir şey çıkmayacağını değerlendiriyorlar. Faysal Miktat'la görüşmemizde o çıktı mesela orada. Yani böylesine bir şey var ama bizden gene bir işaret bekliyorlar Türkiye'den. Türkiye eğer bu politikasını değiştirirse emin olun biz bir adım atsak belki 10 adım atacaklar. Ve kafalarında şu var, diyorlar ki Türkiye isterse bu savaşı durdurur. Böylesine de bir şeyleri var. Türkiye isterse bu savaşı durdurur. Evet. Yani Amerika'ya yardım etmez, diğerlerine yardım etmez. İsrail'e şey yapmaz, iyi geçinme, İsrail'e yardım etmez. Dolayısıyla bu savaşı durdurur. Evet. Sınırları kapatsa bile yeter. Bu iş yeterli. Yani, sınırı kapatsa evet. bile yeterli bir destek olur diyorlar bizim için. Şey konusu vardı. Yani işte Türkiye'nin taarruz edeceğinden falan çekiniyorlar. Bunun yanlış bir şey olduğunu söyledik. Yani şimdi taarruz hangi anlamda? Hangi unsurlara? Yani kara unsurlara. Yani YPG'ye mi? YPG'ye veya IŞİD'e, IŞİD bölgesine. Şunu söyledik. Yani IŞİD'e IŞİD bölgesine taarruz etse Türkiye güvenli bölgeye meydana getirse bu Suriye'nin içine gelir. Gelmesi evet. lazım. Çünkü oraları YPG alacağına Türkiye'nin elinde olur. Daha sonra Türkiye orayı tekrar Suriye'ye geri verir. Yani bu tampon bölge uygulamasına nasıl bakıyorlar? Yani tampon bölge uygulamasına iyi bakmıyorlar. Yani onu şey yap. Yani o konuda şeyleri var. Çekinceleri var tampon bölge konusunda. Yani belki emin olun Türkiye eğer gerçekten düzgün yaklaşsaydı tampon bölge dahil her türlü uygulamaya Türkiye'nin rahat bakarlar. Yani o kadar Türkiye ile ilgili iyi kanaatleri var. Tabii onlar kafalarında bir şey çizmişler, Erdoğan imajı çizmişler. Nasıl bir imaj? Yani o imajla bütün bu kötülüklerin anası Erdoğan'dır, ondan kaynaklanıyor. Şu andaki Suriye'nin düştüğü durumdan da Sayın Erdoğan sorumludur şeklinde bir kafalarında imaj var. Maalesef böyle bir imaj Türk var. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nasıl bakıyorlar? Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sorunları yok, Türk halkıyla ilgili sorunları yok. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aynen söyledikleri söylüyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye taarruz etmek istemediğini, Suriye'ye müdahale istemediğini yukarı ısrarına rağmen böyle bir imaj oluşmuş. Yani onları anlatmaya çalıştık ama yani Türkiye'de her şey Erdoğan değil. Yani Amerika var, İsrail var, başka ülkeler var. Türkiye demek sadece Sayın Cumhurbaşkanı demek değil. Yani şimdilik belki var ama Türk halkı var. Türk halkı kesinlikle Suriye'nin parçalanmasına, bölünmesine ya da Suriye'nin yıkılmasına karşı çıkan bir halk. Yani böyle onlar ibaret. Yani amacımız hem Suriye'yi yani federasyon olmaktan kurtarmak, bizim de öyle, Türkiye ile birlikte tabii. Hem de Türkiye ile Suriye ilişkilerinde bir nebze olsun iyileştirmek için bir zemin hazırlamak, bir zemin ortaya dökmek. Yoksa başka niyetim ne olabilir yani? Çok önemli. Evet. Niyeti de böylece ortaya koymuş olur ziyaretinin sebebini. Sayın Karataş, yine Suriye ziyaretiyle ilgili size sormak istiyorum. Orada geleceklerini nasıl görüyorlar? Yani siz Suriye'de devlet yetkilileriyle de görüştünüz. Özellikle Türkiye ile olan ilişkiler noktasında çok büyük bir kopuş yaşandı biliyorsunuz yani. Hani
en asgari düzeyde bile görüşmeler kesildi. Devlet noktasında, devletler noktasında. Oradan bir geri dönüş bekliyorlar mı? İşte Binali Yıldırım Başbakan oldu, o bir takım açıklamaları var, işte dost ülke sayısını artıracağız vesaire diye ama bir o anlamda bir umutları var mı? Yani acaba Türkiye bu politikasından vazgeçer de yine eski sulh günlerine dönebilir miyiz diye bir beklenti var mıydı Suriye tarafında? Zaten bizim buraya yapmış olduğumuz ziyaret, benim bu ikinci ziyaretim. Aralık 2015 ayında da aynı ekiple beraber bir ziyarette bulunmuştuk. Biz onlara şu mesajı verdik. Yaklaşık 6 yıldan beri iç savaşla uğraşan bir ülke, Türkiye'den dostluk mesajımızı getirdiğimizi onlara yüksek sesle söyledik. Barış köprüsü oluşturduğumuzu söyledik ve bunun içinde Türkiye'de biraz önce belirtildiği gibi başka dinamikler olduğunu, Türk halkının Suriye halkıyla barışık ve ilişkilerin güzel olmasını istediğini biz her seferinde vurguladık. Dolayısıyla bu dinamiklerin farklılığı içerisinde Vatan Partisi de bütün diğer komşularımızla bozulan ilişkilerimizi düzeltmek için her şeyi, her riski göze alarak sıcak bölgede, her zorlukta, her türlü imkansızlıkta buralara kadar gelip Türk halkının dostluk mesajını iletmeye çalıştık. Ben gitmeden önce bana gelen birçok mesaj ve telefonda lütfen bizim dostluk mesajımızı Suriyeli kardeşlerimize iletin dediler. Suriye'ye gittik. Biraz önce sormuş olduğunuz soruya devam ediyorum. Lütfen. Suriyelilerle her yaptığımız görüşmede bizi kendi kardeşleri gibi karşılıyorlar. Ve inanın bütün aksiliklere, bütün kötülüklere, bütün zorluklara karşılaştıkları her türlü Türkiye'den geldiğini düşündükleri kötülüğe rağmen eğer bir açılım olursa ilişkilerin çok çabuk düzeleceği mesajını bize verdiler. Zaten biz de gördük onu. Yani işte sınırlarını kapatsın, biraz önce belirtildiği gibi biz üstesinden geliriz. İşte Türkiye, Amerika ve İsrail ile beraber veya Batı'nın desteklediği politikalarla beraber biraz değişiklik yapsın, biz buradaki terörle mücadelede de üstünlük sağlarız. Suriye'nin bölünmesinin Türkiye'nin ve mutlaka Türkiye'nin bölünmesine katkı sağlayacağını ve bölünmesini kolaylaştıracağı konusunda zaten hemfikiriz. Biz bunu orada tekrar paylaştık. Bir konuyu daha paylaştık, bunu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Bölgenin iki laik ülkesi, bakın bunu bir kere daha vurguluyorum. Çünkü laiklik deyince sadece din ve devlet işlerinin ayrılmasıyla değil, bir yaşam şekli olarak değerlendirildiğinde ülkenin bütünlüğü açısından, ulus devlet açısından bütünleştirici bir etki olduğunu, elbette, laikliği ön plana çıkarttıklarını, Türkiye'nin de laik bir devlet olarak kalmasının bölünmesini engelleyeceğini bir kere daha vurguladık. Onlar da vurguladılar. Yani kapıların açılması, ilişkilerde ufak bir güleryüzün gösterilmesi Suriye'de olan ilişkileri mutlaka ve mutlaka hareketlendirecek ve lehimize olacaktır. İnanın eğer ileride Suriye'yle ilişkilerin gelişmesine ve yeniden çok çabuk arzu ettiğimiz gibi düzelmesi biraz zor olacaktır. Karşılıklı güvensizlikler var ama Türk halkının desteği, Türk halkının baskısı, Suriye'deki Suriye halkının baskısı, sokakta dolaşıyoruz, yabancı olduğumuzu hissediyorlar, soruyorlar. Nereden geldiniz diye. Türkiye'den geldik diyoruz, gözlerinin içi gülüyor. Demek ki Türkiye'den birileri geliyor, aramızda rahat rahat dolaştıklarına göre demek ki bizim gördüğümüz manzara, Türkiye'de manzarası böyle değil diye moral buluyorlar. Yaşayan Türkler var, onlarla konuşuyoruz, bizi görünce moral buluyorlar. Şu coğrafyada başkasının telkinleriyle Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım diyerek yola çıkarak, atlardan düşerek, Emevi Camii'nde namaz kılacağım denen politikalarla bu hale geldik. Amaçlarımızın içerisinde dostluk köprüsü olduğunu söylemiştim. Ben Emevi Camii'nde iki kere ziyarette bulundum her iki gidişimde. 15 Mayıs Hava Şehitleri Anma Günü'ydü. Bizim ilk hava şehidimiz olan 3 şehidimiz Emevi Camii'nin yanında, Büyük Kahraman Selahattin Eyyubi'nin türbesinin yanında yatıyor. Onları tekrar ziyaret ettim. Bütün mesajlar şuydu, komutanım dediler, Vatan Partisi'nin bu ekibi, dostluk ekibi, Emevi Camii'nde namaz kıldı ama düşmanlık namaz kılamadı. Yani siz bir yere girmek, onlarla dost olmak, namaz kılmak tabiri burada sembolik bir, evet, sembolik bir ifade. Bir yerlere gidip gelmek istiyorsanız mutlaka dostluk elinizi uzatmanız gerekiyor. Bu politikalar, Büyük Orta Doğu Projesi bir kere sınıfta kaldı, çöktü. Oyuncuları mutlaka başka bir filmde oynamak için kendilerine rol istiyorlar. Ama başka bir filmde oynama şansları kısa vadede yok. Ben buradan bir kere daha anında gazete vasıtasıyla söylüyorum. Bu oyuncular kendilerine Hollywood'da bile iş bulamayacaklar. Değil Türkiye'de, IŞİD de dünyanın hiçbir yerinde bulamayacak. Evet, IŞİD zaten bir figür artık, bunu dünyada herkes çok iyi görüyor. Bakın Rakka'ya veya buna benzer projelere belki biraz sonra geleceğiz ama evet, bu coğrafyada
eğer Suriye dayanmasaydı, Türkiye'nin parçalanması ve PKK terörüyle mücadelesi bu kadar başarılı olamazdı. Bakın bütün zorluklara rağmen. Eğer Türkiye direnmezse İran düşecek. İran düşerse Orta Asya'ya kadar başka gelişmeler olacak. Bunların direnmesi Rusya'nın birlik bütünlüğünü sağlıyor. Yani Türkiye çevre ülkeleriyle mutlaka ve mutlaka iyi geçinmek zorunda. Hadi o direnmedi, biz direndik. Öbürü direnemedi, fark etmiyor. Türkiye bile olmasa, İran bile direnemese sonuçta yine Türkiye bu bölgede zararlı çıkacak. Bu bölgede bu politikalarla devam eden Türkiye eninde sonunda en zararlı çıkacak ülke olacak. Yani bu çok basit gözüküyor. Ama uyguladıkları, inat ettikleri politikadan geriye dönüş yok gibi gözüküyor kısa vadede. Böyle ufak tefek değişikliklerle suçu başkasının üstüne atarak politikalardan dönüş yapılabilir mi? İnanın bu yalancı gösteriyi bile kabul ederek tekrar ilişkilerini iyileştirmesi konusunda umut taşıdıklarını size belirtmek istiyorum. Sayın Kardeşim, Rusya ile ilişkiler ne boyuttaydı siz gittiğinizde? Yani Rusya, ben yeni döndüm, o anlamda sorayım. Biliyorsunuz, o ittifak nasıl? Nasıl? Şöyle, şimdi Ruslarla ilişkileri Amerika, İsrail ve Batı'nın mandacı politikasından bir kere ayırıyorlar. Ruslar da zaten Suriye'ye vermiş oldukları desteği Amerika'nın yapmış olduğu gibi yapmıyor. Desteklediği stratejik ortağı olduğu bir ülkeye kardeşçe onun istekleri doğrultusunda gelip o harekatı destek veriyorlar. Ben bunu inatla sordum. Her ziyarette sordum en üst düzeyde. Güvenlik bürokrasisine sordum. Dışişleri Bakan Yardımcısı'na sordum. Rusya sizden ilave üsler talep etti mi dedim. Hı-hı. İlave yerler talep etti mi? Çünkü basında çıktı. Tabii, bu yardım karşılığında evet. Evet. Ne size talep etti? Ve bu cevabı bana bu şekilde verdiler. Dediler ki Rusya bu coğrafyada Amerika gibi davranmıyor. İstediğinde, görevi de bittiğinde bu coğrafyadan ayrılacak. Ama elbette süper güç olarak o coğrafyadaki imkan ve kabiliyetini kaybetmek istemeyecek. Çünkü burada aynı zamanda 3. Dünya Savaşı oluyor. Belki üniformalı askerleri görmüyorsunuz, terör örgütlerini görüyorsunuz ama hava desteği, ülkelerin, 60 civarındaki ülkenin desteğiyle devam ediyor. Kahraman Obama'nın kara ordusu PYD 12 bin askerle Rakka'ya yürürken kendi kendine mi yürüyor? Ama tabii ki hava desteği, korkunç bir hava desteği bu var. Faaliyetler incelenirken bütün Batı medyası şunu pompalıyor. PYD, YPG, bir de onun YPG'si var biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla oradaki kadın ve erkek, onların tabii kendi tabirleriyle kullanırken hep ordusunun içerisinde kadın ve erkek olduğu için kadın ve erkek kahramanca savaşıyorlar, şişiriyorlar. Kullandıktan sonra bunları da kenara atacaklar. Bu coğrafyada başkasının piyonu olan sonunda çöplüğe atılıyor. Bir kısmı süpürülmekten kurtulabilir ama süpürülenler olacak mutlaka. Onun için Suriye'de başından itibaren toprak bütünlüğünden yana bizim de Suriye'nin toprak bütünlüğü desteklememiz gerekir. Hemen Rusya konusundan buraya gelmişken Rusya'ya bağlayayım. Rusya'nın vermiş olduğu destek Suriye'nin direnmesini ve ayakta kalmasına büyük katkı sağladı. İnsanlar Rusların destek vermesinden büyük moral kazandılar. Bir kısmı kuvvetimi geriye çekiyorum anlamında bir açıklama yaptığında acaba Ruslar bizi terk ediyor mu diye hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ettiler. Ama bunun böyle olmadığını, Rusların sonuna kadar yanlarında olduğunu, fakat başından itibaren biz santraç ustası olan Rusya'nın hem dünya kamuoyunun desteğini daha fazla alabilmek hem de bölgedeki halkın güvenini kazanmak açısından farklı santraç oyunları oynuyor. Amerika'yı da bunu göstere göstere yapıyor. Putin'in o stratejisiydi. Evet, adım stratejisi. Adım stratejisi. Dolayısıyla Ruslar burada büyük sempati kazanmış durumda. Hatta benim kaldığım otelde de bir Rus askeri kalıyordu yan tarafta. Subayı kalıyordu. Onlar da gelip gidiyorlar. Karargahları var. Bir de Suriye ile ilişkini kesmeyen ülkeler var. Örneğin Almanya. Büyükelçiliğe çalışıyor. Çin. Büyükelçiliğe çalışıyor. Çek Cumhuriyeti. Büyükelçiliğe çalışıyor. Şam'da rahat rahat sokakta geziyoruz. Bazı caddeleri var. Ama tabii bölge bölge farklı farklı terör tehdidi var. Çünkü ayaklanma hala devam ediyor. Savaş devam ediyor. Onun için Rusların özellikle Palmyra'yı tekrar alması, Deir ez-Zor'a doğru gitmesi, Rakka'yı güneyden kuşatması gibi faaliyetler. Ve bir mesaj daha verdiler Rusların bu sempatisiyle ilgili söyleyeyim. Bu arada bizi dinleyen dinleyicilerimiz de sakın Suriye hayranı, Rus hayranı veya Çin hayranı olarak bizleri değerlendirmesinler. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir subayı olarak, emekli bir generali olarak Türkiye'nin menfaatleri konusundaki politikaları tartışıyoruz. Sakın elbette, seyircilerin aklında elbette böyle bir şey oluşmasın. Burada ben olsam nasıl davranırdım diye kendi kendime düşünürken Palmyra'da verdikleri konserde insanlık kazanacak anlamında geliyor. Yani insanlık kazanırken siz insanca davranın. Karşılığında da zaten size uzanacak bir insan eli var. İç savaştan yıpranmış, hayat damarı arayan,
dosyayla uzandığı zaman reddetmeyecek olan, aynı şekilde biz nasıl bombalanıyorsak, terörle mücadele ediyorsak, onlar da terörle mücadele ediyorlar ve biz oradayken de zaten 100 kişinin ölümüne neden olan 7 patlamadan oluşan 2 ayrı kentte patlama meydana geldi. Evet. Aynı şeyleri yaşıyorlar. Şimdi bunları bize kim yaşatıyor? Önce aynaya bakacağız. Bunları biz kendi kendimize yapmıyoruz. Başkalarının emriyle yapıyorsak eğer bundan vazgeçelim. Buradan vatandaşlarıma bir kere daha seslenmek istiyorum. 29 Haziran 2015'te Suriye ile ilgili yine ulusal kanalda bir fotoğraf çizmiştik. O fotoğraf, bakın bir sene sonra nerelere geliyor. Ben hafızaları tekrar böyle canlandırmak için söylemiş oluyorum. Ben Rus desteği ve Rusya'ya bakış açısında bu sorunuz içerisinde tahmin ediyorum, cevaplamış oldum. Evet, çok teşekkürler Sayın Kardeş. Konuşacağız ama çok konu başlığı var. Suriye'ye bir nokta koyalım istiyorum. Tabii. Sayın Pekin sizinle, çünkü çok bölüm var. Ama çok da sıcak oradan geldiğiniz için. İzleyicilerimizden de çok sayıda soru geliyor. Bundan sonraki sürece baktığınızda siz İran'da da biliyorsunuz. Rusya'ya da ziyaretiniz oldu. Orada bir dünya savaşı var. Örtülü bir dünya savaşı yaşanıyor. Bu savaşın galibi kim olacak? Ve bir zamanlama olarak oradaki gücü de test ettiğinizi varsayarak söylüyorum. Bir zaman siz koyabilir misiniz? Yani şu kadar, şu sürede bu iş şu noktaya gelir şimdi ve çözülür diye. Şöyle söyleyeyim. Burada Türkiye çok etkili. Türkiye'nin dış politikasını değiştirmesi gerekiyor. Eğer Türkiye bu şekilde ABD, Batı ve İsrail politikalarını uygulamaya devam ederse, onların peşinden gitmeye devam ederse ve mezhepçi politikaları uygulamaya devam ederse, yani o bölgedeki işte Müslüman kardeşler, İran, Şii, işte Esad ve arkadaşları Alevi, yani böyle bir politik uygulamaya devam ederse, yani bir bölücülük yani bu da. Evet, bu savaş 30-40 sene sürer ve bitmez. Türkiye bu kadar etkin. Etkin. Öyle mi? Paramparça olarak da bu kadar etkin. Ama Türkiye Amerika'ya ve şeye, tabii onun da bedeli var. Onun da bedeli var. Ambargo'dan bilmem neye kadar bedeli var. Amerika ve Batı politikalarına hayır derse, İsrail'le, Irak'la ve Suriye işbirliği yaparsa, bence bu savaş çok kısa zamanda biter. Yani bir sene bile sürmez, biter. Ve bölgeden IŞİD atılır. IŞİD atılır. Bölge tekrar istikrara kavuşur. Çünkü şunu gördük biz, şunu görüyoruz. O bölgedeki IŞİD elemanları Türkiye'de birçok yerde yüz kurmuşlar ve hücreler meydana getirmişler. Türkiye'de irtibatları var. Türkiye içerisinde, daha evvel de bunu defalarca söyledim, %6,5 ile 7,5 arasında bir radikal İslam tabanı var. Yani bu El-Kaide'yi tetikleyecek ya da IŞİD'i tetikleyecek, El-Nusra'yı tetikleyecek bir kanat var Türkiye'de. Yani mesela o günkü faaliyetleri şey yapmıştı. Cebre ve şeydeki Tartus'taki patlamaları Ahrar-ı Şam örgütü yapmıştı. Ahrar-ı Şam örgütünü Türkiye'nin desteklediğini söylüyorlar. Daha sonra gerçi bir kısmı IŞİD üstlendi ama. Yani oradaki kaynaklar mı bunu söylediler? Evet. Yani oranın MİT'i söyledi MİT'i, diye. Evet, değil mi? Oranın evet. MİT'i Türkiye destekli olduğunu söylediler. Açık ve net olarak Ahrar-ı Şam'ın yaptığı çıktı ortaya zaten. Evet. Ama Ahrar-ı Şam'ı da Türkiye'nin desteklediği biliniyor. Yani benim bilgilerim o şekilde. Çok önemli söylediklerini. Evet. Yani bunlar ortaya çıkmayacak mı? Çıkmaz, bunlar çıkar. Konuşulmayacak bunlar mı? Bunlar hep çıkar. Bunlar hep çıkacak. Hepsi konuşulacak. Yani Türkiye'nin buradaki yangını körüklemekten vazgeçmesi lazım. Ateşle oynuyoruz. Evet. Ve çünkü bu sonuçta bize dönecek. Bize gelecek. Bu politikalarla Orta Doğu'da barışı getirmek mümkün değil. Gerçekten mümkün değil. Yani Amerika'nın o bölgede demokrasi getirecek, bilmem ne. Bunlar hepsi palavra. Yani anayasa yapıyor galiba. Yani anayasa yapmış Amerika. Anayasayı tartışıyorlar. Suriye'nin anayasası. Irak'ın anayasası ne oldu ki? Irak'ın çok başarı kazandı Irak'ın anayasası. Evet. Afganistan'da çok başarı kazandılar. Yani Suriye'de, Türkiye'de aynı şeyi. Yeni anayasa, işte bu federasyon hikayesi. O da Türkiye'ye şey yapılan, dikte ettiği anayasa da bu tip anayasalar. Türkiye'yi daha farklı hallediyorlar. Suriye'yi daha farklı hallediyorlar. Yani Türkiye, ben tabii şunu anlamakta zorluk çekiyorum. ABD'nin, Türkiye-ABD'nin arasında çok iyi ilişkiler olabilir. Doğrudur. Biz Batı'yla birleşmek istiyoruz. Avrupa Birliği'ne katılmak istiyoruz. Ama etrafımızda da komşularımız var. Yani şimdi Batı'yla iyi olacağız diye, iyi de olamıyoruz ya bir türlü işte. Bakın 2 Haziran'da Almanya'da
şey oynanıyor. Yani sözde Ermeni soykırımı oynanıyor. Evet, evet, yani, evet. Çok önemli yani, gelişmeler var. Dalga geçer gibi açıklamalar yapıyorlar o İngilizlerin yaptığı, biliyorsunuz. Öbür tarafta yani, adamlar Türkiye ile ilgili işte, yok terör tanımı değiştirmezseniz işte bu anlaşmayı feshederiz, yapmayız, etmeyiz gibi saçma sapan laflar söylüyorlar. Ya da şeyi, bize kolaylığı sağlamayız diyorlar. Evet, evet. Onu ona bağladılar. Yani, evet. Bu ve buna benziyor. Yani Türkiye, bu tip şeyler de var. Yani Türkiye'nin öncelikle kendi komşularla ilişkisini geliştirmesi lazım. Yani bu ilişkiyi Suriye ile, Irak'la, İran'la olacak, geliştirecek. Amerika niye bunu istemiyor Sayın Pekin? İstemiyor çünkü... Ne mantığı var? İsrail, Amerika niye istemiyor? Biz Suriye ile dost olmak istiyoruz, İran'la dost olmak istiyoruz. Çünkü İran ve Suriye Amerikan politikalarına aykırı davranıyor, uygun davranmıyor. Niye? Çünkü Baas Partisi. Baas demek aslında Baas Partisi Arap milliyetçiliği, yani milliyetçi, ulusalcı partiler, Baas Partileri. Diktatör gibi görülebilir, olabilir. Yani ama sonuçta Baas Partileri, milliyetçi partiler. Irak'ı da o yüzden devirdiler. Yani, tabii Saddam çok büyük hatalar yaptı ama o yüzden devirdiler Saddam'la. Laik, seküler olmaları da önemli. Laikler, evet, sekülerler işte. Ama bir Arap milliyetçiliği var. Arap milliyetçiliği olduğu zaman, Arap milliyetçiliği İsrail'in bu yaptıklarını hoş görmez. Gazze'de yaptıklarını, ondan sonra Filistin'de yaptıklarını hoş görmez. Arap milliyetçiliği. Dolayısıyla bu konuda tek direnen nokta Suriye kalmıştı. Ve Suriye'yi destekleyen şey var. İran var. Evet. Bir de İran'ın ve Suriye'nin birlikte destekledikleri işte Lübnan'daki Hizbullah var. Şimdi bunlar tabii şeyi çok korkutuyor. Suriye, İsrail çok korkutuyor. İsrail derinliği çok küçük olan bir ülke. Savunmasını çok ileriden başlatmak durumunda. En ufak bir şeyde zaten nükleer silahları da var. Yani onu da bir tarafa söylememiz lazım ama bu bir anda işgal edilebilir. Ondan çekiniyor ve işte programdan haber görüştük. İsrail'in NATO'ya girme konusu var. İşte bu yüzden İsrail'i NATO'ya almaya çalışıyorlar ve Türkiye buna alet olursa bence yazık olur. İnşallah alet olmaz. Veto eder tekrar. Evet. Ama çok önemli. Her ne kadar 26 NATO ülkesi var şu anda benim bildiğim. 26 ülke değil mi? 28 mi? 26 ülke var galiba. Yaklaşık 26. 26 ülke var NATO ülkesi. 28 NATO üyesi. 28 yani neyse 28 ülke var. Bu ülkelerden birisi hayır dediği zaman olmuyor bu şey. Ama bazen öyle baskı uygularlar ki büyük devletler evet demek durumunda kalırsınız. Evet. Yani bu baskıyı askerler uygularlar, sivillere, politikacılar uygularlar, evet demek durumunda kalırsınız. Evet. Umarım böyle bir şey yapmazlar yani. Sayın Pekin, sizin bir evet bu konuda katkınız olacaktı. Sonra ne kadar sürecek konusunda istatistik bilgi vererek seyircilerimizin kafasını şöyle açmaya çalışalım. Lütfen. Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir yere işgale gittiği zaman 10 ile 15 sene civarında askerleriyle kalıyor. Ben bunu söylemiyorum. İstatistiklere bakalım. Afganistan 2001, 2011, 2012 gibi askerlerin büyük bir kısmını çekti. Şeye geliyoruz. Irak. 2003. Hemen 2013-2014 gibi yaklaşık askerlerin büyük bölümünü çekti. 10 senelik periyotlar küçük oynamalar gösterebilir. Bu 15 yıla kadar sarkabilir. Sonra askerlerin bir kısmını orada bırakıyor. Çeşitli anayasa oyunlarıyla veya yönetim oyunlarıyla kendi yönetimini oluşturuyor. Gölge olarak askerleriyle beraber kalıyor. Ama etkileri yaklaşık 25 yıl, 30 yıla kadar sürüyor. Bunları yine ben söylemiyorum. İstatistikler söylüyor. Şimdi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Genelkurmay Başkanı bu uzun soluklu bir savaştır. Onlarca yıl sürecektir dedi. Ve çeşitli açıklamalar var. IŞİD'i kullanarak bölgedeki adım adım projelerini gerçekleştirene kadar da acele etmiyorlar. Evet. O nedenle seyircilerimiz bunu ne kadar sürecek, ne kadar zamanda olur anlamında geçmişten örneklerle buna baktığımız zaman biz bunu rahatlıkla görüyoruz. Yani uzun soluklu karşımızda dayanabileceğimiz ve uzun soluklu mücadele içerisinde önlemler almamızı gerektiren tehlikelerin ortasındayız. Hepsi sınır. Irak'tan, Suriye'den. Sanmasın ki Afganistan sınırın uzakta. Hayır değil. O ise arkadan İran'ı veya Rusya'yı veya Orta Asya, Çin'i ve Pakistan ve Hindistan'ı tehdit eden bir coğrafyada. Bütün bu şeyler dikkate alındığında oyuncular, stratejik oyuncular bu şekilde düşünüyorlar. Ama taktik oyuncular ise sınırını bile korumaktan aciz, basit hesaplar yapıyorlar deyip bu küçük ilaveyi arada yapmış oluyor. Çok teşekkürler Sayın Kataş. Biraz daha Amerika'nın bölge politikalarını, yani Büyük Orta Doğu Projesi'ni konuşup sonra içeride terörü konuşmak istiyorum Sayın Pekin. Burada Ergenekon ve Balyoz operasyonlarının başlangıcına gidersek,
Siz iki değerli Türkiye'nin aydın, askeri, yetiştirici çok yetkin iki isimde. Bu çok ciddi mağduru oldunuz bu süreçlerin. İzleyicilerimiz biliyorlar. Bu kumpas davalarının diyelim. Onun başlangıcında Sayın Pekin, o zaman işte ben de bir dergi çıkarıyordum bağımsız diye. Orada dedik ki Amerika ile Türkiye'nin ulusal çıkarları çatıştı ve Türk ordusunu tasfiyeye yönelik böyle bir operasyona başladı dedik. Kamuoyunda da hep şu tartışılıyor. Şimdi Amerika Türkiye'nin stratejik müttefiki gibi konuşuluyor işte hükümetler düzeyinde. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetkili ağızları da bunu sürekli söylüyorlar. Stratejik müttefikimiz vesaire. Burada bir oyun mu oynanıyor? Türk Silahlı Kuvvetleri içinde Avrasyacı, yanlışsam düzeltin lütfen, yani yönümüzü Avrasya'ya dönelim diyen bir ekibin ortaya çıkması. Amerika ile bölgede ulusal çıkarlarımız çatışıyor. Başka ittifaklar da kurabilmeliyiz, aramalıyız diyen bir aklın operasyona maruz kaldığını gördük bu kumpas davaları sürecinde. Bugün o akılla ilgili AKP iktidarının tutumu ne? Orada bir değişiklik görüyor musunuz? Samimi buluyor musunuz? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Yani, tabii şunu söyleyeyim ben. Bu 1 Mart 2003 tezkeresinde Silahlı Kuvvetler'in ABD tarafından suçlanması, hatta bizim yani sanırım CNN Türk'te Cengiz Çandar, ondan sonra Mehmet Ali Brat vardı Mehmet galiba. Bir kişi daha vardı. Bir de Amerikalı Wolfowitz vardı galiba. Yani Türkiye çok rahatlıkla Silahlı Kuvvetleri suçladılar bu konuyla ilgili. Evet. Amerika'da, ile ilgili Amerika'da bütün hesabı ona kesti. Ve Amerika Türk Silahlı Kuvvetleri kendi önünde, yani Orta Doğu planları önünde bir engel olarak gördü. Ki bunu 91'de de görmüştü zaten. 91'de de Necip Torumtay biliyorsunuz istifa etti. Özal'ın planlarına karşı istifa etti. Evet. O günden beri zaten görüyordu ama bu 1 Mart 2003'te iyice suyu taşıdı ve arkasından da o günlerden itibaren bu Balyoz ve Ergenekon operasyonları, casusluk operasyonları başladı ve bu esnada da şeyi kullandı. Fethullah Gülen örgütünü kullandı. Evet. Tabii Fethullah Gülen örgütünün kullanılması ABD'nin işine geldi. AKP'nin işine geldi. Evet. Ortak düşmana karşı bir işbirliği yapıyor. Yani AKP'nin işine geldi ve AKP sesini çıkartma, şimdi kandırıldım diyor ama yani o zamanlarda bunlar belliydi yani. Böyle bir fırsat yakalamışlardı. O fırsattan istifade ederek kendilerini kendi iktidarlarına mani olmaya çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yani hemen hemen 20-25 yıldan beri devamlı Silahlı Kuvvetleri engel çıkartıyordu AKP gibi partilere, öyle onu söyleyeyim. Ve sonuçta böyle bir fırsatı yakaladı. Yani bu 100 yılın fırsatı dedi ve üzerine gittiler Silahlı Kuvvetleri. Ve Silahlı Kuvvetleri bugünkü duruma getirdiler. Yani Silahlı Kuvvetleri tasfiye ettiler. Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri'ni, işte biraz Kara Kuvvetleri'ni ve komuta yapısını değiştirdiler. Yeni en azından 8-10 yıl komuta yapısını belirlediler. Kimlerin geleceğini belirlediler. Ve Silahlı Kuvvetleri de korkuttular. Ve Silahlı Kuvvetler'de maalesef yeteri kadar direnecek gücü kalmadı Silahlı Kuvvetler'de. Neye karşı? Yani eline silah alıp da gitsin falan diye bir şey yok. Bir plan yapıldığı zaman, herhangi bir şey olduğu zaman Silahlı Kuvvetler'in söz söylemesi gerekiyor. Yani bunu yaparsanız bakın şöyle şöyle şeye ihtiyaç var. Sonuçta bunun savaş çıkar. Şu kadar mülteci gidelim. Bilmem ne olur. Yani biz bunları yani harp oyunlarımızda da, seminerlerimizde tartışırız. Evet. Yani onun için Silahlı Kuvvetler devamlı savaşmaz ama Silahlı Kuvvetler devamlı savaşa hazır olur. Ne yapıldığı zaman bize ne gibi tehditler gelecek onları belirler. Yani bütün bunlar söylenmedi ve sonuçta bu noktaya geldik. Uyarı görevini dahi yapmadı. Yapmadı veya yapamadı. Ya da yaptırmadılar. Yani çünkü daha evvelden şey bile olsa savaş çıkacak 2011'de öyle bir şey bile olsa Genelkurmay Başkanı istifa ediyordu. Beraber de başka bir şey yapılıyordu. Bunlar önleniyordu. Ama öyle bir duruma geldi ki Silahlı Kuvvetler halk gözünde de itibarı düştüğü için bütün televizyonlar ve karalama kampanyasıyla sonuçta Silahlı Kuvvetler maalesef bu görevini yerine getirmedi. Peki ne oldu? İşte geldiğimiz noktada bugün gene aynı yerdeyiz. Bu sefer MİT devreye girdi. Başkaları devreye girdi.
bir takım özel operasyonlar yapılmaya kalktı. O bölgedeki insanlar desteklenme. Yani şeye kadar öyle bir şey. Şimdi gittik. 3500 Amerikan askeri var bölgede. İran içerisinde. O Bayır Bucak denen bölgede 5000 civarında Uygur Türkmeni var. Uygur. Oradan gelmiş. Hatta bazıları şeyle gelmiş. Ailelerini de getirmiş. Ve yüzlerini falan kapatmıyor. Açıyorlar yüzlerini. Yani geri dönme ihtimalleri de yok. Hatta bazıları evlerini satarak gelmişler. Öylesine evini satmış adam geri dönmeyecek şekilde oraya gelmiş. Yani böylesine berbat bir yer. Yani 80 ülkeden 100 bin civarında falan savaşçıya söylediler 80 ülkeden. Şu anda herhalde 60 ülke falan kalmış. Yani toplam savaşçıların kısmı. 60 ülkeden 50-60 bin yakın savaşçı var ona göre. Çok sayıda. Yani tabii şeylerin de kendilerine sorduğumda kendilerinin de büyük kabahatler olduğunu söylüyorlar Suriyeliler. Ne diyorlar? Yetkililer. Yani işsizlik, ondan sonra eğitim vermeme ve insanları işte yeteri ilgilenmeme nedeniyle bu işsizliğin ve parasızlığın, sefaletin yol açtığı olayların radikal terörü beslediler. Işte, terörü beslediğini ve onların teröre kaydığını söylediler. Yani ben şunu sordum. Daha evvel gidişimde şöyle bir şey söylemişlerdi. Devamlı genel af çıkarttılar. Uyuşma şeyleri var. Komisyonları var. Onlar gidiyorlar işte. Vatandaşları tekrar kazanmaya çalışıyorlar. Ve çıkan genel aflarla şey sayısını azaltmaya çalışıyorlar. İsyancı sayısını azaltmaya çalışıyorlar. Kaç bin kişi var dedim sizden? 142 bin kişi katılmış. O zamanki sayı olarak. Ama bana söyledikleri şu, eğer biz bu hafta çıkarmasaydık ve uyuşma şeyleri olmasaydı komisyonları, bu sayı 450 ile 5000'i bulurdu şeklinde. Çok yani böylesine ciddi bir rakam var. Yani onlar şeyi inkar etmiyorlar. Yani PYD yardım ettiklerini inkar etmiyorlar. PYD yardım etmişler. Çünkü bizim toprağımız diyor, bizim vatandaşımız diyor. IŞİD'le savaşırken yardım ettik diyor. Hmm. Şu anda Afrin'de mesela, Afrin'e de yardım ediyorlar. Afrin'in etrafı çevrili vaziyette. Üzerinden hava kuvvetleriyle malzeme atıyorlar Afrin'e. Ama Afrin şey gibi falan değil, biraz daha farklı şeyden. Aynen Arap'tan, yani Kobani'den biraz daha farklı. Tel Aviv'den biraz daha farklı belki. Orada 14-15 tane değişik küt örgütü var. Yani sadece YPG yok, sadece PYD yok, yerleri de var. O anlamda atıyorlar ama kesinlikle biraz evvel söylediğim gibi şeye taraftar değiller. Yani ülkelerinin bölünmesine, parçalanmasına taraftar değiller. Evet. Yani böyle bir şeyleri var. Böyle bir düşünceleri var. Evet. Son bir iki dakika kaldı Sayın Karataş. Reklamdan sonra size geleyim. Sayın peki burada ABD açısından bir koridor oluşturma peşindeler. Çok evet. Açık bunu görüyoruz. İşte bu bölümde de onu tartışmak istiyorum. Çok sayıda da soru geldi. Hatta şimdi işte Rakka'daki operasyon da bunun bir parçası olarak görünüyor. Orada Suriye'de baktığınızda bunun gerçekleşme olasılığını nasıl gördünüz? Yani şimdi Suriyeliler onlar da bunu bir tehdit olarak görüyorlar bizim gördüğümüz kadar. Bizim kadar görmüyorlar belki ama görüyorlar. Şöyle görüyorlar. Onların asıl tehdit olarak gördüğü ülkelerin parçalanmasıyla ilgili. Şimdi koridor konusunda kesinlikle bu Cerablus'tan sonraki işte Afrin'e kadar olan bölge dahil oraya kadar yani Kürt nüfusunun böyle bir koridoru korumaya yetmeyeceğini. Çünkü arada her ne kadar o bölge mesela sarıyla işaretlemiş. Sordum her tarafta şey mi var? O bölge YPG'nin mi? Hayır. İçerisinde yüzlerce şey var, Arap köyü var. Yani sadece YPG'nin gücü silahından ileri geliyor. Amerika'nın verdiği silahlar var, kendi silahları var. O bölgede silahlı kişi kimse o silahlı harf. Ve örgütlüler. Örgütlüler. Yoksa mevcut olarak orayla alakaları yok. Yani o kadar güçle orayı tutmaları mümkün değil. Hı. Ama şu var. Ben şunu söyledim. O zaman dedim peki koridor sadece sizin sınırınızda olmayacak ki. Yani Türkiye'nin güneydoğusundan gelen göçler var. Türkiye'nin güneydoğusundan gelen demografik değişiklikler var. Demografik yapı değişiklikleri var. Yani Mardin'de, Urfa'da, ondan sonra Antep'te demografik yapı değişiyor. Evet. Bütün bunlar, hatta şunu şöyle bir şey söyleyeyim. O bölgedeki PKK
PKK'lılar hem Hatay'da hem Antep'te hem de diğer bölgelerde, bölge Kilis'te dahil oradaki şeyleri kullanmak suretiyle Arap mültecileri, Suriyeli mültecileri kullanmak suretiyle onları şunları diyorlar. Aman bakın eğer biz desteklerseniz biz burada devlet kuracağız. Dolayısıyla o devleti kurduğumuz zaman sizler de otonom olacaksınız. Hatay dahil otonom olacaksınız. Onun için bizi destekleyin diye. Yani olay sadece Suriye'nin güneyinde değil. Yani Türkiye sınırı da dahil. Türkiye'nin içindeki Kürt grupları da dahil olmak üzere PKK. Evet. O bölgede Amerika o bölgede geniş bir koridor çizmeye çalışıyor. Yani sadece burayı da taşarak. Evet, orayı da taşarak. Türkiye'yi de taşarak evet, değil Türkiye'ye mi? Taşarak. Evet, peki. Yani evet. Geniş bir koridor, geniş bir koridor. Kısmı Suriye'de, bir, evet, kısmı, bir kısmı Türkiye'de. Türkiye'de evet. Geniş bir koridor kurmaya evet. çalışıyor. Suriyeliler bizim kadar tehdit görmüyorlar ama evet. olmasına da istemiyorlar. İstemiyorlar. Evet. Peki çok teşekkürler sevgili seyirciler. Çok sayıda sorunuz da gelmiş. Sayın Karataş, size de yönelik sorular var. Kısa bir reklam arası vereceğim. Ne kadar reklamın süresi onu da öğreneyim arkadaşlardan. 10 dakika. Evet, sevgili seyirciler 10 dakika sonra yeniden bir arada olacağız. İsmail Hakkı Pekinpaşa ve Sayın Beyazıt Karataş Paşa bizimle birlikte çok çok önemli sorularımız var. 10 dakika sonra yeniden birlikteyiz. Sevgili seyirciler, Anında Gazete devam ediyor. Programın başında söylemiştim sevgili seyirciler. Çok zor sorularım var ama bu zor sorulara da karşı çok yetkin iki değerli konuğum var diye söylemiştim. İlk bölümde çok önemli konulara değindik fakat bu bir giriş gibiydi. Bu kalan zaman içinde de yani bir saatin içinde de yine sizden gelen sorulara da yanıt vermeye çalışacağız. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sayın İsmail Hakkı Pekin ve Sayın Beyazıt Karataş. Fakat bir gazeteci olarak benim için çok daha değerli ve önemli olan bir başka boyutu var. Bu programda konuk olmalarının da nedeni o. Yılların hayatlarını Türkiye'nin stratejik çıkarları nerede sorusunun peşinde politikalar üreten isimler aynı zamanda Sayın Pekin ve Sayın Karataş. Suriye'den yeni döndüler. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için söylüyorum. Bugün itibariyle Suriye'den döndüler ve ilk bölümde Suriye temaslarının sonuçlarını konuştuk değerli konuklarımla. Şimdi sizden de gelen çok soru var ve onu böyle bir cümlede artık toplayıp Sayın Beyazıt Karataş'a yönelteceğim. Sayın Karataş, izleyicilerimiz de hep şunu söylüyor. Yani Amerika ile alakalı. Amerika bizim stratejik müttefikimiz ama bu nasıl bir müttefik ki başımıza askerlerimizin çuval geçiriyor, Ergenekon balyoz operasyonlarının arkasında yer alıyor. Yani bir taraftan bizimle stratejik görünürken öte taraftan da Türkiye'nin altına oyuyor gibi. Yani böyle bir cümlede toplayabileceğim izleyicilerimizden gelen soru, görüş ve şeyler var, düşünceler var. Bu anlamda Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl bakıyor demem belki çok bağlayıcı olabilir ama siz nasıl görüyorsunuz? Ben çünkü siz orada da bulundunuz. Amerika'da da ateşi olarak da bulundunuz. Daha önce de görev yaptınız askerinizin. 3 Temmuz Süleymaniye'deki olaydan sonra yani çuval hadisesinden sonra ben yaklaşık 20 gün sonra Amerika Birleşik Devletleri Washington'ın başkentinde Kremlin asker ateşi olarak göreve başladım. Şimdi birdenbire Amerika'dan sizi başka bir yere götüreceğim ama üzerimde çok baskı var. Buyurun. Buradan Erzurum, Aşkale, Taşağı köyünde bulunan hemşehrilerime, bir de Almus Tokat'ta bulunan Pınarlı ve Çilen'deki beni izleyen dostlarımıza buradan sizin kanalınız vasıtasıyla selam söylemezsem eğer bu çeşitli programlara çıktım sonra üstümde kaldı. Şimdi tamam, ben sizi kardeş. Erzurum, Aşkale'den birdenbire Washington'a götüreceğim. Bir toplantıya gidiyoruz. Stratejik müttefikimizle bir toplantı yapıyoruz. Genelkurmay 2. Başkanı İlker Başbuğ ziyaret yapıyor ve bu ziyarete ben de kıdemli askeri atışlara eşlik ediyorum. Pentagon'da bir çalışma yemeği yiyoruz. Karşımızda Wolfowitz Genelkurmay Başkanı Mayas ve diğer yetkililer oturuyor. Savunma Bakanı Wolfowitz. Savunma Bakan Yardımcısı. İran kuzeyinde bulunan özel kuvvetleri çekme anlamında böyle Wolfowitz bir imada bulunuyor. İlker Başbuğ şiddetle, hayır. Onlar PKK'ya karşı orada. PKK ne zaman Irak'ı terk ederse onlar da o zaman görevini tamamlar. Bizim oradan herhangi bir şekilde çekilmesi söz konusu olmaz anlamında böyle bir konuşma geçti. Bu arada dedi siz dedi neden dedi PKK ile mücadelemiz konusunda destek vermiyorsunuz dedi.
hava sahasını kapattınız, buna benzer şeyler yaptınız dedi. O zaman dedi, PKK ile mücadele konusunda yapacağımız, PKK'ya karşı yapacağımız harekat konusunda dedi, neden dedi bu kadar dedi şey durabiliyorsunuz? Veya dedi, siz neden yapmıyorsunuz dedi. Madem öyle dedi, PKK terör örgütü, siz neden işgal altındasınız? Buradaki egemen güçsünüz, işgal gücüsünüz. Siz neden PKK'ya karşı herhangi bir eylem yapmıyorsunuz dedi. İlker Başbuğ soruyor. İlker Başbuğ karşı tarafa söylüyor. Evet. Bu arada Wolfowitz şöyle dedi. Yapmıyoruz dedi çünkü dedi, Kürtlere söz verdik dedi. Yani stratejimiz, stratejik müttefikimiz bizim Barzani ve Talabani'ye söz vermiş. Ne sözü vermiş? Sözü şu. Herhangi bir şekilde burada PKK'ya karşı veya Barzani'yi rahatsız edecek olan bir konuda Türkler engellenecek. Bu kadar basit. Stratejik müttefikimiz, NATO üyesiyiz. Yani Soğuk Savaş döneminden itibaren bütün yükünü çekmiş sınır ülkesi Türkiye'nin stratejik müttefiki artık müttefikliğini bırakmış, başkalarına söz vermeye başlamış. Hemen buradan söyleyeyim. Amerika bizim stratejik müttefikimiz falan değil. Her zaman söylüyorum, çok yakında tekrar ortaya çıkacak. Türkiye'de NATO'nun sakıncalı üyesi. Bakın, dolayısıyla biz bu gözlüklerle bakıp çok fazla Atlantik içerisinde, NATO içerisinde bizim onlardan yardım beklememiz, Amerika'nın stratejik müttefikiyiz. Bir müttefik kesinlikle Türkiye'nin parçalanmasını istemez. Veya bu şekilde düşünenler varsa, devşirilenler varsa daha doğrusu, beyinlerinde değişiklik olanlar varsa, ben diğer yurtseverlere bir kere daha buradan yüksek sesle yaşanmış hikayelerin içerisinden verdim. Evet. Yani Amerika bizim stratejik müttefikimiz değil. Sevgili seyirciler, bunu bir emekli tüm generalimiz söylüyor. Altını çiziyorum. Evet, buyurun devam edin. Buradan hemen şeye geçmek istiyorum. Biraz önce söylemiştiniz. PYD'nin Amerikan destekli harekatını bilmeyen yok. Amerikan özel güçlerinin, özel kuvvetlerinin PYD'ye, yani silahlı gücü YPG'ye ve YPJ'ye verdiği desteği biz aslında Ekim 2014'te Aydınlık Gazetesi'nde Amerikan özel kuvvetlerinin hedef işaretlemesi yaptığını haber olarak yazdık. İlk defa yine Aydınlık Gazetesi verdi bu haberi. Hedef işareti yaptılar mı? Yani, ne demek? Amerikan özel kuvvetleri evet. Uçakların hedeflerini rahatlıkla vurması için hedef işaretlemesi konusunda PYD içerisinde zaten çalışıyorlar. Bu sayı gittikçe arttı. Aralık 2015'te. Lazerle işaretliyorlar yani, yerden. Hı. Yani çeşitli işaretleme metotları var. Pilot kendisi de hedefi işaretleyebilir ama şehir savaşı yapıldığı için iç içe, mevziler iç içe girdiği için hedefin hassas işaretlemesi gerekir. Aksi takdirde pilot yanlışlıkla kendisini vurmak istemediği hedefi vurur. O zaman yerden destek geliyor. Yerden hedef işaretini telsizle de koordinatlar verildiğinde pilot rahatlıkla hedefini seçiyor. Yani bu işleri Amerikan özel kuvvetleri zaten 2013-2014'ten beri yapıyorlar zaten. Yani Suriye'ye hava harekatı başladığından beri. Şimdi basında da çıktı. Aralık 2015'te geldiğimizde 2015 civarında Amerikan askeri olduğunu söylemiştik. Bu sayı 3000, asgari 3500 şu anda. Bakın en son yapılan Rakka'ya devam eden harekatta 250 Amerikan askeri var diyorlar. Bu sayı daha fazla. Burada verilen sayıları sakın Amerika söylüyor doğru anlamında algılamasınlar. Buradaki lojistik desteği Suriye'nin kuzeyinde bulunan Rimelan'da, yani Irak sınırına yakın bir yerde bir zirai mücadele ve helikopter pistini genişlettiler. Ulaştırma uçaklarıyla silah taşıdılar. Yani bir üst kurdular orada. Yani uçakların iniş kalkışını sağlayan evet. Ve lojistik destek sağlayan bir yer. Aslında küçük bir üst diyebilirsiniz. Neden? Hı hı. Ulaştırma uçaklarının inebileceği kısa mesafeli pistler. Fazla da bir şey istemiyor. Ekibi hazır. Sandıkları indiriyorlar, varsa gidenler koyuyorlar ve onlar hemen yerine ulaşıyor. Tel Tamir'de yine bir helikopter ve zirai mücadele üstünü, pistini genişlettiler. Pistleri genişletiyorlar, yani biraz uzatıyorlar. Bu arada o hani bizim Kobani severler vardı ya, Kobani seviciler. Kobani'ye gençlik örgütleriyle gidenler vardı. Kobani'nin hemen güneyinde başka bir zirai mücadele üssü kullanılan küçük bir pisti de genişleterek PYD'ye lojistik destek veriyorlar. İşte 3 nokta saydınız. 3 üs var arabüs olarak. Evet. Bunun haricinde aslında biz Suriye'deki üslerden bahsediyoruz ama hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Türkiye'dekilerden de bahsediyoruz. PYD benim kara gücümdür diyen Amerika'ya kafa tutuyoruz değil mi? Amerika PYD mi terör örgütü, PKK terör örgütü değil mi? Tarafını seç diyoruz. Hı. Eylül ayının içinde başlayan çalışmalar ve Ekim ayında hemen birinde gelen 500 ile 1000 Amerikan askerini biz Diyarbakır Hava Üssü'nün batı tarafına niye konuşlandırdık? Sur'da 65 şehit verdik. 100 yaralı 100 yaralımız var asgari. Diyarbakır değil mi? Havada. Diyarbakır Sur'da. 4,5 kilometre mesafede 500 Amerikan komandosu arama kurtarma hizmeti veriyorum diye 3 Sikorsky helikopteri ve 2 silahlı C-130 uçağıyla beraber üst müsaadesi veriyoruz. Bu adamlar buradan her gün Suriye'ye, Irak'a gidip geliyorlar.
Ve ulaştırma uçakları buraya malzeme taşıyor. Amerikan askerlerinin yiyeceklerini taşıyor gibi. Kimin gelip kimin gittiğini kontrol edemiyoruz. Ya oradan teröre bir destek olabilir mi diyorsunuz? Peki siz... Teröristlere bir destek olabilir mi diyorsunuz? Elbette bakın buradan direkt destek yok gibi gözüküyor ama aynı zamanda buradan da öbür sahanın emniyetini alıyor. Siz içten kuşatılmışsınız zaten. Sur'da mücadele ediyorsunuz. Amerikan askerleri burada cirit atıyor. Bakın daha İncirlik'ten bahsetmedim. İncirlik ayrı bir facia. Bunların hiçbirisinin hukuki olarak meclisten geçmiş bir kanun yok. Müsaade yok. Tezkeresi yok. Evet, çünkü silahlı askerler için tezkere lazım. Yabancı silahlı askerler siz için. Siz kendiniz yayınlıyorsunuz ve ona göre, yani ben yaptım oldu. Bunların hepsi suçtur bakın. Şehitlerimizin kanında yöneticilerimizin çok büyük şeyi vardır. İlgisi vardır. Şimdi vatandaşlarımızdan bazıları bilmeyebilir. Biz bilgi vermeye çalışıyoruz. Peki muhalefet bir kere Diyarbakır'da Amerikan askerlerinin olduğunu söylediyse eğer, ben duymadım şimdiye kadar. Eğer duyan varsa bana lütfen söylerse çok mutlu olacağım. Eğer meclis içindeki bir muhalefet Diyarbakır'daki askerlerin ne yaptığı konusunda bir kere bile doğru dürüst soru önergesi vermiyorsa o zaman biz zaten batmışız demektir. Diyarbakır'dan Suriye tarafına giden helikopterlerin nereye gittiğini bilmiyoruz. Suriye ve Irak'a gidiyorlar. Bu arada Diyarbakır'da bahsettiğiniz o oluşumun içinden helikopterler kalkıyor. Bunlar özel komandolar. Evet. Suriye sınırına gidiyorlar. Suriye, Irak'a da gidiyorlar. Bunlar şimdi arama kurtarma, yani bir pilot uçaktan atladığında veya özel bir operasyon yapıldığında arama kurtarma hizmeti verecek olan özel komandolar. Silahlı helikopterler ve silahlı uğraştırma uçakları. Siz bunlara veriyorsunuz. Sur'da 65 şehit veriyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki EPY'de falan. Bakın dışarıdaki tehdit kadar içimizdeki tehdidi de mutlaka analiz etmemiz lazım. Bunun bir siyasi boyutu var. Ya çekiç güç zamanlarını var. Biraz hatırladım Sayın. Ondan daha kötü mü? Evet, çekiç yani. Güçten daha kötü. Bakın, o zaman da biliyorsunuz tartışıldı. 3 Temmuz'da yani 1 Mart tezkeresinde 1 Mart 2003'te yapamadıklarını şimdi yaptılar 2015'te. 2015'in içinde Temmuz ayıyla bir şey de yaptılar. Yani bu konuda İncirliğin dışında bir silahlı evet, Amerikan silahlı kuvveti Diyarbakır'da Ekim ayının başından beri bulunuyor. Ekim 2015'ten beri bulunuyor. Yani biz PYD'ye şimdi destekler verilir derken buradakilere ne diye cevap vereceğiz? Küreciyi daha saymadım bakın. Kürecik ordu unutuldu. Evet. Doğru. Küreciye muhalefetten, ana muhalefetten milletvekillerimiz katıldılar. Evet. Vatan Partisi de orada büyük bir gösteri yaptı. Evet. Sonra o da unutuldu. Bunların hepsine tepki gösteren Vatan Partisi, ne Cumhuriyet Halk Partisi, MHP zaten kendi işleriyle uğraşıyor. AKP de uyutuyor. Şimdi bu tehlike içerisinde, yani Suriye'den gelen, PYD'ye verilen silahlar nereye gidiyor? PKK'ya geliyor. Şimdi bakın PKK'yı terör örgütü sayıyorlar, PYD'yi saymıyorlar. PYD ofisleri açılıyor. Aslında PKK ofisleri PYD'ye çevriliyor. Sakın vatandaşlarımız PKK'yı terör örgütü saydılar, PYD'yi saymıyorlar düşünmesin. Aynı oyun isim değiştirerek, kılıf değiştirerek, yüz değiştirerek yeniden oynanıyor. Onun için ben Türkiye'deki Kobani severlere bir kere daha sesleniyorum. Bakın 2013'te Cezire Kantonu, 2014'te Kobani, 2015'te Tel Abyad, 2016 Rakka. Niye Rakka biliyor musunuz? Petrolü IŞİD mi üretsin yoksa petrolü Kürtler kontrolünde Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri mi üretsin? Bakın Rakka önemli bir petrol yeri. Evet. Neden Rakka? Rakka'nın elinden almakla, IŞİD'i oradan çıkartmakla bir petrol kaynağına daha koyacaklar. Rakamı veriyorum. Suriye'de günde 385 bin varil üretilirken şu anda 7 bin varil üretiliyor. Bakın 385 bin varilin yerine, tabii tesisler hasar gördü falan filan ama kim alıyor bunları? Suriye'nin yerüstü, yeraltı kaynaklarında böylece el konmuş oluyor. Yani işi de temizleme bahanesiyle Sayın Karataş oraya PYD Amerika destekli PYD oraları ele geçiriyor. Evet. Petrol bölgeleri. Bunları görüp konuşurken önce içimize de bakacağız, meclise bakacağız, PKK'nın siyasi kanadına bakacağız. Dökülen kanlarda aslında herkesin günahı var. Biz halkımızdan, vatandaşımızdan, sade vatandaştan, olayları takip etmekte zorlanan vatandaşlardan bu gerçekleri görmelerini istiyoruz ve seslerini daha yüksek sesle çıkarmalarını istiyoruz. Ben bir bölümde şu Kumpas'la ilgili bir eklemeniz olacak. Kumpas'la ilgili ekleme yapayım ben. Kumpas işte bu planları gerçekleştirmek, Büyük Ortadoğu projesinden sınırları değiştirmeye katkı sağlamak amacıyla Türkiye'deki en güçlü olan Türk Silahlı Kuvvetleri ile milliyetçi ulusalcılar üzerine, aydınlar üzerine, İşçi Partisi üzerine operasyon yapıldı. Şimdi bu operasyon yapıldı, tasfiyeler yapıldı. Deniz Kuvvetleri'nin rakamları öyle biraz yükseltelim. Deniz Kuvvetleri'nin 15'te 25 yıllık hayatı çalındı. Hava Kuvvetleri'nin 10 yılda yetişen bir savaş pilotu
hemen dışarıya atıldı. Yani 15 yılı 20 yıl çalındı. Şimdi 15-20 yıl çalınmış bir deniz kuvvetleri Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de pilotlarının büyük bir kısmını kaybetmiş, istifaya zorlanmış veya tasfiye edilmiş, yöneticilerin önemli bölümü gitmiş olan bir avukatların, silahlı kuvvetlerin savaşma azim ve kararında büyük sıkıntılar olacaktır. Terörle mücadeleye halkımız büyük destek veriyor. Bölge halkı büyük destek veriyor. Evet. Bizim kalbimizden gidiyor şehitlerimiz. Her gün şehitlerimiz gidiyor ama bıkmadan usanmadan bu terör belasının üstesinden zaten geleceğiz. Ama benim bu son cümle bu paragraf içerisinde dışarıya bakarken sakın içeriği unutmayın. İçeride uğraşırken dışarıdaki gelişmeler karşısında kalmayalım. Evet. Etrafımızdaki ağ örülüyor. Biz yıllardır bağırıp çağırıyoruz burada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ama maalesef şu anda eli kolu bağlı. Hala medya başka şeylerle insanları kandırmaya devam ediyor. Ama bunun acısını Türk halkı da çeker. Fakat Türk halkına bu acıyı çektirenler bizsiyle çeker. Bakın burada bir kere daha bunu yüksek sesle anında gazetede söylüyorum. Çok teşekkürler Sayın Karataş. Sayın Pekin, tam da bu Sayın Karataş'ın bıraktığı yerden sormak istiyorum. Şimdi bir kafa karışıklığı da var. Yani hani ağaca bakarken ormanı görelim, ormana bakarken de ağacı görmek lazım diye özetleyebiliriz. Dış gelişmelerden bağımsız değil Türkiye içindeki terör. Türk Silahlı Kuvvetleri olağanüstü bir mücadele veriyor yani Güneydoğu'da ve bizim de bugüne kadar çok alışık olmadığımız bir savaş, çatışma biçimi diyelim. Savaş demeyelim, savaş eşit ülkeler arasında olur ama bir çatışma biçimi var. Şehir savaşları var adeta orada ve çok da kayıp veriyoruz Sayın Pekin. Bilmiyorum siz asker olarak nasıl değerlendireceksiniz? Çok ciddi zayiat, kayıp şehitlerimiz var. Her gün, her geçen gün yüreğimiz dağlanıyor. Bir taraftan Türkiye PKK ile içeride mücadele ederken öte yandan da Suriye'de PYD, Amerika destekli PYD unsurları orada bir hat oluşturmaya çalışıyor. Ama bakın bu programda da sizler de söylediniz, altını çizdiniz. Dediniz ki yani bu Suriye'den de yeni gelerek oradaki son izlenimler noktasında da şunu ifade ettiniz. Suriye'de buradaki bölünmüşlüğe karşı, Suriye'de kendi toprak bütünlüğünden yana. Dolayısıyla aslında Suriye ile bir anlamda kol kola girip sınırımızı güvenlik altına almadan içeride verdiğimiz bu savaştan sonuç almak mümkün mü? Yani PKK bu şekilde yenilebilir mi Suriye'ye gözlerimizi kapatarak? Hayır. Yani bu yani içerideki savaşı kazanmanın yolu önce etrafımızda bu terör örgütüne karşı bir birlik oluşturmanız gerekiyor. Eğer bir birlik oluşturmazsanız o zaman herkes birini korur. Yani Amerika bizim komşumuz olduğu sürece ya da Batı Orta Doğu bizim komşumuz olduğu sürece ve onların YPG'yi ve PYD'yi destekledikleri sürece bizim içerideki bu savaşı kazanmamız çok zor. Yani evet terör örgütüyle uğraşırız. Terör örgütünü imha ederiz Türkiye'dekileri. Bir daha gelelim. Çünkü 30 senedir böyle oluyor zaten. Kaynağı kurutamıyorsunuz. Kaynak yer yardım. Yani bunu kurutmanın yolu belli. Bakın şeyde Tamil gerillaları vardı. Singapur diyorum şeyde. Sri Lanka'da. Hemen Hindistan'ın altında bir ada Sri Lanka. Tamil gerillaların uçağı bile vardı. PKK'nın uçağı yok ama Tamil gerillaların uçağı bile vardı. Tankı da vardı, uçağı da vardı. O bölge Çinlilerin şey hat yol üzerindedir. Basra Körfezi'nden şey getirdikleri, petrol getirdikleri ve mallarını satmak üzere oradan geçirip Süveyş'e soktukları gemilerin yolları üzerindedir ve çok rahatsız oluyor Çin bu işten. Daha sonra Amerikalılar üzerine falan baskı yapıldı. Amerika, Hindistan ve Çin anlaştı. Tamil gerillalarını yani bir ay gibi kısa bir zamanda yok ettiler. Yani destek gelmezse bir yerden, evet. Dış destek olmazsa dayanmaları mümkün değil. Ama Türkiye'de maalesef, Türkiye şimdi bir taraftan istediği kadar uğraşsın bununla. Yani daha evvel de biz PKK'yı sıfıra indirdik neredeyse. Evet. Şimdi de aynı şeyler yapılıyor. Şimdi savaş daha zor. Niye zor? Çünkü 3 yıllık, yani 12 yıllık bir şey var. Yanlış uygulama var. Bir de 3 yıllık bir yanlış bir barış süreci dedim ya da işte açılım süreci dedikleri bir süreç var. O sürece baktığımız zaman adamlar depoladılar malzemeleri, silah vesaire falan bir şehir savaşına, meskun mahalli muharebesine hazırlanıyorlar. O daha zor. Buna rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri üstesinden gelir. Çünkü bu tip savaşlarda zayiat çok olur. Bana sorarsanız ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani şehir savaşı başladığı zaman eğer çok fazla zayiat vermek istemiyorsanız ve
gerekeni yapmak istiyorsanız, ben mesela sura tankları sokardım, çıkardım hep tarafı. Yani ne derlerdi en fazla, bu adam insan haklarını ihlal etti falan derlerdi. Ama 600 tane şehit vermezdik. Ya da başka, gene söylüyorlar. Yani sanki işte Suriye'de televizyon seyrediyorum. BBC'nin şeyi var, BBC televizyonu. Çıktı, Türkiye'deki olayları gösteriyor, Cizre'yi, Sur'u falan gösteriyor. Kadınlar çekmiş ağlarken, Türkiye'de insan haklarını şey yaptı. Oradaki bir Kürt vatandaşımız, genç bir çocuk diyor ki, bütün dünya bu katliamı görsün falan diye. Gene yayın yapıyor yani. Yani dünyanın her yerinde, bakın şöyle diyeyim. Yine geçen sefer Suriye'deydik. Bundan 2 ay evvel galiba, değil mi? 2 ay herhalde. Aralık ayında. Aralık ayında Suriye'deydik. Daha geçme fazla olmuş. O ikinci akşamı İsrailliler iki teröristin kaldığı yeri vurdular. Nasıl vurdular biliyor musunuz? Sınır geçmeden Golan Tepelerinden iki helikopter kaldırdılar. Füzeye bastılar. Füze kruz füzesi, seyir füzesi gitti. Evi tek iki katlı evi vurdu. Çöktü ev. İki terörist birden öldü. Takip etti terörist. Yani elimizde bizim böyle silahlar var. Türkiye'nin elinde belki böyle kruz füzesi yok ama hava kuvvetlerinde çok iyi silahlar var. İşte hava kuvvetlerinden yanımızda tüm yerel arkadaşımız var. Bu konuları çok iyi bilen birisi. Çok iyi silahlarımız var. Çok rahatlıkla işaretlenip o yerler, o evler çökertilir. Komutanım, çok büyük tepki alınmaz mı bu durumda? Alınsın olmasın. Çok büyük tepki olur. Bu yani işin, hava kuvvetlerinin bir şehrin üzerinde bir hedefi vurduğu peki, haberini düşünün. Bakın hiçbir şey yokken bile çok titiz bir çatışma ortamı bunu, yani. Bunu bakın, İsrail çok yapıyor. Başka bir, ya yapmaları lazım. Yoksa daha çok şehit veririz. Daha çok şehit veririz. Yani çünkü adamın amacı o zaten. Adamın amacı, bakın bir değişiklik yaptılar. Çünkü Irak'ta ve Suriye'deki Meskun Mahalli Muharebelerinden, şehir muharebelerinden ders aldılar. Öte de Kobani'den ders aldılar. Evet. İşte bu şehir muharebelerini kazanacaklarını sandılar. Kazanamayacaklar anladılar bir defa. Birisi bu. Şimdi bu muharebeler devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri aynı zamanda kazanamayacakları anlayınca bu sefer şehirlerde, batıda patlamalar başladı. Evet. Oradan da etkili olamadılar fazla. Tuttular bu sefer kırsalda çekmeye çalıştılar Silahlı Kuvvetleri. Bu sefer kırsalda etkili olmak için, yükü azaltmak için üst bölgelerine, yollardaki emniyetçilere, işte ondan sonra karakollara, sabit karakollara evet, saldırmaya başladılar. Evet, bugün bu, de oldu. Silahlı Kuvvetleri gücünü yayma ve şeydir. Ve gücü bir yere temerküz etme, toplama imkanını ortadan kaldırmak için yapılan bir şeydir. Hı. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri de bir taraftan böyle savaşırken bunlarla, diğer taraftan siyaset belirli stratejiye göre ABD ile Suriye konusunda anlaşacak. Diyecek ki, kusura bakmayın, HDP'yi desteklediğiniz sürece benim Diyarbakır'dan veyahut da İncirlik'ten bir tek uçak kaldıramazsınız. Şimdi bu açık değil mi? Bakın ne kadar net söylüyorsunuz Sayın Pekin. Yani kaldıramaz. Bu açık değil mi? Şimdi bedeli var, yok mu? Var bedeli. Evet. Bedel ödeyeceğiz ama bunu. Evet. Ama bedel ödüyoruz zaten evet. İçeride. Şunu söylemek istiyorum Sayın Pekin. Bakın izleyicilerimizin de belki kafası karışıyor ama bu ne, hani bu ikircikli tavrı evet, ortaya da koymak lazım. Şimdi Suriye ile Amerika'nın çıkarları doğrultusunda düşmanız. Değil mi? Hani bir evet, cümleyle belki özetlersek. Evet, Amerika'nın yani, çıkarları. Türkiye'nin çıkarları Suriye ile dost olmamız gerektiriyor. Gerektiriyor. Niye düşmanız? Çünkü Amerika'nın çıkarları orada diye, böyle. Evet, istedi diye. Evet, Amerika istediği düşmanız. Evet. Şimdi bir de içeride de Amerika'ya rağmen sanki PKK ile savaşıyormuş gibi bir izlenim var. Buna inanıyor musunuz? Hayır. Yani, İnanmıyorum. O zaman orada da aynı tavrı sergiler. Ama yani zaten şöyle bir politika yanlışlığı var. Bakın, bir taraftan içeride siz PKK ile savaşıyorsunuz. Tamam, iyi, güzel. Yapılması gereken bu. Evet. Öbür taraftan tutuyorsunuz. Amerika Suriye'de PYD'yi destekliyor ve orada o bir Kürt oluşumu meydana getirmeye çalışıyor. Siz PYD'ye karşı olan Esad'ı zayıflatıyorsunuz. Evet, yani bunu önleyecek unsuru yok ediyorsunuz. Yok ediyorsunuz. Nasıl bu milli çıkar? Nerede ya, hani Türkiye'nin tabii ulusal çıkarları? Zaten, nerede Amerika'ya rağmen zaten politika? Zaten çıkarlar orada çalışıyor. Bakın İran çıkarının farkında, İran'a kızıyorlar belki ama İran kendi güçleriyle, özel kuvvetleriyle beraber o Kudüs Tugayları var. Kasım Süleyman'ın komuta ettiği Tuğ General galiba o. Bizzat şeyde savaşıyorlar. Suriye'nin her yerinde savaşıyorlar. Peki şey niye savaşıyor? Bursa'ya niye savaşıyor? Sadece Suriye şey içinden mi? O da şunu söylüyor. Bakın diyor. Eğer Suriye'de parçalanırsa, Türkiye'de parçalanırsa,
Sonuçta meydanacak olan radikal İslamcılar gelirler beni bulurlar şeyde. Benim içinde de çok sayıda şey var. Rusya Federasyonu'nun çok sayıda Müslüman var. Müslüman İslam şeyi var. Otonom bölgeleri var. Aşırı İslamcılar var. Onlarla uğraşırım diyor. Evet. Ondan sonra böyle bir şey düşünüyor. İran onu düşünüyor. Hizbullah bu maksatla savaşıyor şeyde. Hizbullah daha çok güneyde savaşıyor ama bir de düşünebiliyorsun bir tek onların, mesela Çin bir tek devreye girmiyor. Aslında Çin'e de çok büyük tehdit şey. O Uygurların o bölgede yaptıkları şey çalışmalar. Çünkü onlar yarın bir gün Çin'e taşınacak tekrar. Uygur şeydeki Doğu Türkistan'daki Uygur ayaklanması. Çünkü Amerika orada radikal İslam'ı destekliyor o bölgede. Şimdi biz de Türkiye'de de destekliyor ve Türkiye'nin onlara eğitim yaptıkları söyleniyor Türkiye'de ve Çin bunu biliyor. Çin şimdilik devreye girmiyor. Niye devreye girmiyor? Çekimsel davranıyor. Çünkü Çin'in Suudi Arabistan'la ilişkisi var, Körfez ülkeleriyle ilişkisi var. Bu ilişkiyi bozmak istemiyor. Ama da farkında. Büyük ihtimalle yarın sıkıştığı zaman, zorda kaldığı zaman parasal yardım yapacak da mutlaka. Yani olayları öyle bakmak lazım olaylara. Bütün olarak baktığımız zaman Türkiye'nin, Türkiye içeride yaptığı işi dışarıda harcıyor ve birbiriyle uyumlu bir politika değil, evet, değil ne işte. İş politikası evet. Birbiriyle uyumlu değil. Evet Sayın Pekin, yani o kafa evet. Karıştırıyor evet. Zaten. Yani Türkiye'de uyguladığınız şey işte cemaate karşı ve PKK'ya karşı büyük operasyon değil mi? İşte o anlamda da destek de buluyor. Yani hayır, yapılması lazım. Yapılması zaten. Lazım diye AKP'ye en sert muhalefeti gösteren isimlerde evet bu iki konuda doğru yapıyorsunuz şeyi var. Fakat AKP tarafındaki kamuoyu yaratıcıları da bunu sanki büyük bir komplo yapılıyor ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan Amerika ile savaşıyormuş gibi veriyor. Madem böyle bir görüntünüz var, o zaman Rusya ile aranızı düzeltin, o zaman Suriye ile aranızı düzeltin, İran ile aranızı evet. Düzeltin. Bunu da yapmıyorsunuz. Yani şuna rağmen burada tabii, da bir, şunu söylemek lazım, var. Hakkını vermek lazım belki. Amerika'ya rağmen bir şeyler yapılıyor Türkiye'de PKK'ya karşı. Onun hakkını vermek lazım. Şu anlamda söylüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri çok baskı yapıyor Türkiye'ye ve bir an önce şeyin tekrar açılım sözüne dönülmesi ile ilgili büyük baskılar var Türkiye üzerinde ve tehditler var. Ekonomimiz batar, ondan sonra şöyle olur, böyle olur falan diye çok büyük tehditler var. Tersten bir şey sorabilir miyim evet. Sayın Pekin? Amerika ile anlaşılmış olamaz mı bu konuda? Yani Amerika'ya rağmen değil de tam tersine Amerika ile biz PKK'yı bitireceğiz noktasında anlaşmış olamaz mı iktidar? PKK'yı bitireceğiz noktasında. Evet, yani biz PKK'yla bu içeride açılım sürecini rafa kaldırdık. Biz içeride bu silahlı unsurları temizleyinceye kadar siz ses çıkarmayın demiş olamaz mı? Şöyle bir şey var. Ben şimdi Amerika nasıl YPG'yi stratejik müttefik olarak gördüyse, demin arkadaşım anlattı. PKK da Amerika'nın stratejik müttefiki aslında. Açık ve net yani bu konuda. ABD'nin tabii şöyle bir şeyi var. Stratejik planı belli, hedefi belli. Nedir? Stratejik hedefi planı Suriye'yi ve Türkiye'yi parçalamak. O bölgede bir Birleşik Kürt Konfederasyonu kurmak. Yani İran'da dair. İsrail'in hedefi. Evet. Değil yani. Mi? Daha geride. Evet, tabii İsrail'in hedefi. Evet. Kurmak. Bir kukla Kürdistan yani ve İsrail'in güvenliğini sağlamak evet. Açısından. Evet. Böyle bir şey kurmak istiyorlar. Ve hedef bu. Şimdi hedef bu olunca IŞİD'i devreye soktu. IŞİD'le mücadele etmesi lazım ki bir de IŞİD'le mücadele ettiği zaman bir kara gücünün de IŞİD'in gittiği yerleri alması gerekiyor. IŞİD'in çekildiği yerleri. Evet. Şimdi bunun için neye ihtiyaç var? Türkiye'ye ihtiyaç var. Türkiye çok önemli. Niye? İncirlik üssü var, Diyarbakır var, Batman var. Stratejik olarak çok önemli. O bölgelere şey gitmesi gerekiyor. İkmal, lojistik destek gitmesi gerekiyor. Bunlar Türkiye'den geliyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri üs anlaşması yaptılar. Yani Amerikan uçaklarının İncirliği kullanması şeye karşı. IŞİD'e karşı. IŞİD'e karşı kullanması. İşte Diyarbakır kullanması, Batman'ı kullanması vesaire falan. Buna karşılık da Türkiye'nin içerideki PKK'ya karşı şey yapması, mücadeleye devam etmesi, başlatması. Hatta Irak'a yönelik, Irak'taki, Kuzey Irak'taki Kandil'i ve kamplara yönelik şeye başlatması. Bence bu açık ve net bir anlaşma. Değil mi? Evet. Anlaşma. Yani üstlere karşılık üstlere, böyle bir anlaşma. Evet, niye evet. YPG'ye vurmuyoruz? Evet.
Vuramıyoruz evet. Daha doğrusu. Vurmuyoruz değil. Vurma imkan kafinden sahibiz. Niye vuramıyoruz? Evet Sayın Peker, evet. Bu önemli şimdi. O yüzden diyorum ya bir tutarsız evet. bir politika evet. var gibi ama evet. eğer bir anlaşma varsa perde var. Gerisinde. Ama yani bu, ben evet. Amerika'ya karşı yapıyorum değil de hayır ben Amerika'yla uzlaştım. Dediğiniz gibi İncirliği evet. işi de karşı üstleri kullanması karşında ben de terör örgütleriyle elimi rahatlattım mücadelede gibi bir ama şey. Bu, böyle görünüyor. Bu tabii bu büyük bir kandırmacı olur. Böyle bir şey varsa. Kamuoyunu kandırmacı. Evet. Bunu defalarca hem yaptılar. Kamuoyunu kandırmacı olur hem de şeyi kandırmacı olur. Kendi kendimizi kandırmacı olur. Ve Türkiye çok zor duruma girer. Çok zor duruma girer. Yani bu kadar şehit veriyoruz. Yani bunu yapabileceklerine yapabilirler mi bunu? İnanmak istemiyorum yapabileceklerine inanmak istemiyorum. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü mücadele gerçekten çok samimi bir mücadele. Gerçek mi mücadele? Yani canıyla, canıyla kanıyla mücadele ediyor evet. Türk Silahlı Kuvvetleri ve verilen evet. görevi yapıyor. Yani Silahlı Kuvvetleri'ne git diyorlar, gidiyor. O insanları istismar etmek olur. Böyle bir şey yapılıyorsa eğer. Yani böyle bir şeye inanmak istemiyorum. Böyle bir şey olduğuna. Ama diyeceksiniz ki peki o zaman niye dışarıyla? Evet. Yani bu ya terör mücadele kararlılıksa YPG'yi de yap aynı şeyi. Yani bu iş şöyle bir şey. Çünkü Amerika'ya öyle bir paçanızı kaptırmışsınız ki. Hatta paçamızı değil. Yani her şeyimizi kaptırmışız. Dolayısıyla onun dediklerini yapmak durumunda kalıyorsunuz. Yani zaten AKP bir Amerikan projesi değil mi? Onun için geldi. Amerikan projesi olarak geldi. Yani Ecevit'e kabul ettiremedikleri evet, şeyi. Evet, evet. İşte o Irak'ın parçalanması, evet. Irak'ın toprak bütünlüğünü. Evet. Aslında Ecevit yaptırsalardı 1 Mart Ecevit belki de devam edecekti evet. şeye. Yaparım dese. Kabul etmedi. Evet. AKP'ye kabul ettiler bunu. Evet. Ve o plan geldi. Ama o planın uygulama zamanı geldikçe Tayyip Erdoğan da dahil herkes vatansız solcular ve liberaller hariç herkes bu işin ciddiyetini anlamaya başladı. Ne oluyor? Türkiye nereye gidecek? Parçalanıyor muyuz? Ne oluyor? Amerika'nın niyetlerini, Amerika'nın altına yatan yaptıklarının altına yatan nedenlerini anlamaya başladılar. Yani Amerika açık net o bölgede. Yani İsrail'i yani tamam petrol yatakları şunlar bunlar hepsi tamam ama asıl mesele İsrail'in güvenliğini sağlamak. Yani niye? Çünkü Amerika İsrail'e Türkiye'den çok daha fazla güveniyor. Türkiye güvenliği falan sanmıyor. Evet. Çok stratejik bölgede, şey noktasında. Ama o kadar ince bir ülke ki, ufacık bir ülke, akıllı bir stratejiyle bir anda yok olabilir. Korkuları o zaten. O yüzden bir kukla hükümet, bir devlet yaratmak istiyorlar. Yani. Kukla devletler evet. yaratmak istiyorlar. Zaten Suudi Arabistan'la İsrail de anlaşmış durumda şu anda. Amaçlar aynı. Yani her ne kadar Türkiye belki şu aşamada Suudi Krallığı'na muhtaç durumda. Katar'a muhtaç durumda. Katar, evet. Sıcak para gelmedi. Onu da soracaktım şimdiki gelsin oydu. Diye. Maalesef onlardan gelen sıcak para karşılığında işte İslam ordusu gibi böyle aklı hale gelmeyen, saçma sapan bir şeyler ucubik bir şeyler kurmaya başlıyor. Evet. Yani bunun örnekleri yok mu? Var. Yani zamanında şeyin Kudüs'ün alımında, Kudüs alınırken böyle bir ordu kurulmuş. Araplardan, şeylerden. Başında da şey var bizim biraz evvel söyledik ki Irak, Suriye'deki İslam ordusunun başında Kudüs almak için. Kudüs almak için mi? Efendim? Şey mi? İslam ordusunun başında. Evet. Ben onun ismini bilmiyorum. Yok ya şey işte yani. Mezarını ziyaret ettiniz ya. Eyyubi. Evet. Selahattin Eyyubi biliyorsunuz yani eski evet. şeyden. Eski şeyden bahsediyorum. Haçlı seferleri yani döneminden bahsediyorsunuz. Haçlı seferleriyle falan. Şu andakilerin Haçlı seferinden farkı yok yani. Yani Türkiye'nin aklını başına toplaması lazım. Yani batı diye tamam, batı. Belki batıdan çok daha iyi şeyler alabiliriz, çok daha güzel şeyler alabiliriz. Ama sonuçta önce kendi etrafımızdaki komşularımızı kazanmamız lazım. Yani ben başka hatalar da var. Mesela geçen çok üzüldüm Sayın Cumhurbaşkanı'nın Karadeniz Rus göle oldu dedi. Bunu deyince Amerikalılar göbek atmışlardır. Yani Amerika zaten istiyor ki orası Rusya'yla olsun desinler de NATO'yu biz oraya sokalım, bizim gemimiz oraya girsin, monitörü değilsin, oradaki işbirliği değilsin. Yani böyle bir şey istiyor. Yani bu konularda hata yaptıkça hata yapmaya devam ediyoruz. Evet, yani umarız hatadır. Hata mı onu da bilmiyoruz. Yani Sayın Pekin, çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanlığı döneminde de AKP iktidarı döneminde de
yaptığı şeyin perde arkasından tersini yapmakla ünlü. Bunun pek çok örneği var. Yani söylediği şeyin tersini yapmakla ünlü. Bunun pek çok örneği var. Şimdi zamanımız yok diye girmiyorum detayına ama burada da sanki Amerika'ya karşıymış gibi hareket edip aslında onun çıkarları doğrultusunda hala hareket ettiğini ben gazeteci olarak öyle, öyle gözüküyor. Şu anda öyle gözüküyor. Evet. Şu anda öyle gözüküyor. Sayın Karataş, yani çözüm önerileri noktasında biraz izleyicilerimizin morali de bozulmuş söyleyeyim size. Yani gelen mesajlardan da biraz onu anlıyorum. Yani hani Amerika'ya karşı bu kadar mı çaresiziz diye izleyicilerimizden sorular gelmiş. Lütfen buyurun. Şimdi şöyle, Amerika aslında yukarıdan bakıldığı zaman veya dünyanın en büyük süper gücü olarak bakıldığı zaman tek başına bütün dünyayı yönetecek olan bir kabiliyete sahip değil. Bazı politikalar, işbirlikçi hükümetler, içerideki dönekler, artık bunu çok açık bir şekilde söyleyeyim, bunlarla işbirliği yapmadan veya kendine müttefik bulmadan tek başına dünyayı yönetecek güce sahip değil. Bir kere orada seyircilerimiz için rahat olsun. Niye biliyor musunuz? Bu bölgede Amerika'nın güvenlik derecesi %15. Amerika bunu çok iyi bildiği için askerleriyle bölgeye gelmiyor. Başka işbirlikçilerini kullanıyor. Üçüncü Dünya Savaşı devam ediyor. Aslında Amerika yine bölgede konuştuğumuz şekilde deminden beri hazırlıklar yaparak haritaları değiştirmeye çalışıyor. Fakat başka kılıklarla yapıyor. Amerika çok güçlü olsa kendisi açıktan açığa bunu yapardı. Yanına 30-40 müttefik takmazdı. Yalancı İngiltere, bakın kimlerle, ülkeyi kimler, dünyayı kimler yönetiyor? Yalancı Tony Blair'ler, üçkağıtçı Sarkozy'ler, kokainci Bush'lar, seyircilerimiz moralini dik tutsunlar. Bu gerçekleri ortaya koymazsak zaten çözüme gidemeyiz. Dünyayı yöneten lider aslında çok güçlü değil. Türkiye'de bakın bütün zorluklarına rağmen, bütün bölünme hikayelerine rağmen direniş gösteriyor. Kimler direniş gösteriyor? Hapisten çıkan bizler direniş gösteriyoruz. Hapisten çıkmayan, bakın 35-40 yıldır mecliste 10 parti değiştirip bakanlıklardan bakanlığa koşan, kırmızı plakalarla gezen adamlar birazcık çalışsalardı aslında Türkiye Cumhuriyeti bu durumlara düşmezdi. Yürekli olan insanlar var bu ülkede. Biz Suriye'de bunu söyledik. Türkiye bunlardan ibaret değildi. Türkiye başka dinamiklerden de ibaretti. Onun için morallerini bozmasınlar. Bakın morallerini bozmayacak birçok gelişmeler var. Neden? Türk Silahlı Kuvvetleri bütün baskılara tasfiyeye rağmen terörle mücadelede hem halkın desteğini alıyor hem de bölge halkının desteğini alıyor. Yani evi yıkılmış, barkı yıkılmış, bölgeden kaçmak zorunda kalmış olan insanlar tekrar yerlerine gidiyorlar. Bakın onlar Suriye'deki gibi göçmüyorlar. Evet. Akrabalarının yanına gidiyorlar, tekrar geliyorlar. Bu ülke onların, bu ülke hepimizin. Hepimizin ülkesi. Bütün düşmanlarımızın ortak söylediği bir şey var. Bakın bu Amerikalılar da bunu söylediler. Kemalist ilkeler yıkılmalıdır. Bu ülkenin mayası, hamuru Kemalizm. Evet. Kemalizmi sadece biz söylüyoruz veya bunun arkasında duruyoruz değil. Mustafa Kemal'in askerleriyiz, Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyemeyenler bile, vatansız solcular bile Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırıyorlar. Moral mi istiyorlar seyirciler? Bak ben bir moral vereceğim onlara. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye yapıyorlar. Biz nasıl duruyoruz? Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyoruz. Tamam mı? Bunu söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Morallerini bozmasınlar. Mustafa Kemal'in askerleri bu ülkede her zaman var. Her zaman var. Her zaman olacak ve bunları da bunların kapısının önüne koyacağız. Çünkü neden kapısının önüne koyacağız? Filmin sonu geliyor, hiç merak etmesinler. Bu ülkede Kemalistler kazanacak, ilkelerimiz kazanacak. Mayasını kimseye kaptırmayacağız, vermeyeceğiz. Laiklik kazanacak. Bütün mezhepsel ayrılıkların hepsi ortadan kalkacak. Biraz sıkıntılı bir süreç geçireceğiz. Zaten bu bedel ödemeden halkımız anlamıyor bizi. Kapısı çalınmadan, başına bir iş gelmeden, ocağınla ilgili ateş düşmeden pek uyanamıyor bizim halkımız. Ama biz işte görevimizi yapıp uyandırmaya çalışıyoruz. Bir konuyu söylemek istiyorum. Belli anlaşmalar olmadan Amerikan askerleri Türkiye'ye gelebilir miydi? Gelemezdi. Kullanım şeyleri değişir miydi İncirliğin? Değişemezdi. Irak'ta hava harekatının yapılabilmesi için Irak'taki egemen güçle koordine kurulması gerekiyor. Irak'taki hava harekatının koordinesi Amerika ile yapılıyor. Irak'ta Amerika ile koordine yapmadan hava harekatı yaparsanız, koordine etmezseniz uçuşların çakışması olur. Karşılıklı birbirlerine düşürmeler, angajmanlar dediğimiz konular seçmiş olur. Irak'ın kuzeyinden bahsediyorsunuz. Evet. Irak'tan bahsediyorum. Irak'ın kuzeyinden bahsediyorum. Harekat. Dolayısıyla bu bir anlaşmanın bir ortak buluşmanın noktasıdır. Yani bakın bütün yokluklara rağmen, bütün sıkıntılara rağmen silahlı kuvvetler masaya oturtuyor Amerika'yı.
Evet. Amerika bir şekilde... O zaman Sayın Pekin'in söylediği şeyi siz de bir anlamda doğruluyorsunuz Sayın Kartaş. Yani bir anlaşma olmadan bunlar yapılamaz. Hayır. Ama karşılıklı menfaat olmadan da zaten devletler arasında ilişkili olmaz. Evet. Böyle kolay değil bu işler. Evet, karşılıklı menfaatleriniz olacak. Evet. Ben bu PKK ile ilgili PKK severlere küçük bir örnek vereceğim. Yıl 1999, Şubat ayı, terörist başı kaçacak yer arıyor Kenya'da, Yunanistan Büyükelçiliği'nde. Güney Kıbrıs pasaportuyla gelip sonra da sahte pasaportlarla dolaşıyor. Pazarlık yapılıyor. O ülke kabul etmiyor, bu ülke kabul etmiyor. Herkes davet ediyor. Yunanistan iki kere davet etti. Bakın bunu burada bir kere daha söyleyeyim. Çeşitli ülkelerden davetler var. Sonunda Seyşel Adaları'nı 15 milyon dolara anlaşıyorlar. 15 milyon dolar. Çok geliyor. Terörist başının parası mı yok? Bakın veremiyorlar. Parayı kimse vermiyor. Ben size daha komik bir rakam söyleyeceğim. 15 milyon dolara sığınma hakkı alacak. Pazarlık yapıyorlar. 5 milyon dolara indiriyorlar. 5 milyon doların 2,5 milyon dolarını Yunanistan verecek, 2,5 milyon dolarını PKK verecek. Bakın Yunanistan 2,5 milyon doları vermiyor, PKK da 2,5 milyon doları vermiyor. PKK sevicilere söylüyorum, terörist başının fotoğrafını falan asmasınlar. Terörist başının ne İmralı'dan çıkacağı var, ne de PKK'nın başına geçip meclise gireceği falan var. Başka bir senaryo var. Bülent Ecevit rahmetli, APO'yu Amerika bize niye verdi diye anlamadığın zaman, evet. Bakın PKK bile, Amerika bile parayı verip, terörist başını Seyşel Adaları'na gönderebilirlerdi. Göndermediler, Türkiye'ye teslim ettiler. Kullanıyorlar PKK'ya destek veren, köylerden kaçan, evlerden kaçan genç çocukları kandırıyorlar, aileleri kandırıyorlar, bölge halkını kandırıyorlar. Sizleri temsil ediyoruz diyorlar, kesinlikle temsil etmiyor bizim Kürt vatandaşlarımızı. O bölgeyi kesinlikle temsil etmiyor. Aynı şekilde PYD de Suriye'deki Kürtleri temsil etmiyor. Öyle diyorlar. Evet, onun için Abdullah Öcalan'ı 2,5 milyon dolar veremeyen PKK, 2,5 milyon dolar veremeyen Yunanistan destekçisi, Abdullah Öcalan İmralı'da otururken onunla gidip konuşanlara da buradan selam olsun, kimle konuştuğunu görsünler. Bunları bilmiyorlar. Bunu ben söylemedim. Bunu Abdullah Öcalan'la beraber Kenya'ya eşlik eden Yunan casusu Savaş Kalenderi de söylüyor kitabında. Evet, evet. Ben söylemiyorum. Ve bunu Türk kamuoyu çok yakın zamanda öğrendi. Evet. Ben bunu aslında 10 senedir biliyorum. Çünkü 96-99'da terörist başı da Yunanistan'da yakalandığında ben Yunanistan'da asker ateşiydim. Yani bir o dönem bir 5 milyon dolar bulunsaydı Türkiye'ye belki aslında 15 gelmeyecekti. 15 milyon dolar da bulunurdu. 30 milyon dolar bulunurdu. Başka bir vermek değil. Amaç başka. Amaç başka. Kullanmak, enstrüman olarak kullanmak. Evet. Onun için terörist başı resimlerini asıp dolaşıyorlar. Biji Serok diye dolaşıyorlar ama tabii o Biji Serok Obama oldu. O ayrı konu. Biji Serok Obama oldu. Bu bağıranlar kandırılıyorlar. Dolayısıyla kimsenin Abdullah Öcalan'a falan özgürlük falan vereceği yok. Abdullah Öcalan bu bölgeye haritasında kullanılmak üzere Amerikan piyonu olarak teslim edilmiş zavallı bir adam. Bakın buradan söylüyorum bunu. Ben söylemiyorum. Bunu teslim edenler söylüyor. 5 milyon doları söylerken PKK'nın yapmış olduğu bölgedeki uyuşturucu ticareti, silah ticareti, insan ticareti bunları saydığınız zaman 50 milyar, 100 milyar dolara yakın. Lafı olmaz bu para kazanıyor. Tabii. Demek ki o zaman başka şeyler de oluyor. Onun için halkımız da bunu, bu gerçeği de buradan duymuş olsun. Kesinlikle moral bozmak yok. Vatan Partisi'nin bütün elemanları, severleri, yurtseverler, bunlar gerçekler. Bunlar söylenmezse eğer, o zaman iyimser bir tablo çizelim. Pollyanna'yı da çağıralım, burada program yapalım. Ama çözüm önerileri getirdiğimiz zaman da bunun karşısında kale gibi duracağız diye ben buradan bir kere daha seslenmek istiyorum. Çok teşekkürler. Son bölümde uçak hadisesiyle ilgili geleceğim size Sayın Kartaş. Sayın Pekin, Çin, İran, Rusya'yı da konuşalım demiştik program başında. Biraz sonuna doğru da geldik. Suriye'yi çok net anladık sizlerin anlattımlarından. Rusya, özellikle Rusya ve İran. Oralara da gittiniz. Oradan nasıl görünüyor? Özellikle Rusya ile yaşadığımız krizin aşılması mümkün mü? Binali Yıldırım'ın dostlarımızı artıracağız sözünden bir anlam çıkarmalı mıyız? Ne diyorsunuz? Yani ben bir defa şunu şöyle değerlendiriyorum. Bu şeyin Sayın Davutoğlu'nun başbakanlıktan ayrılması, başbakanın değişmesi, Sayın Cumhurbaşkanı da şöyle bir imkan veriyor, manevra imkanı veriyor, elastikiyet sağlıyor. Yani işte bütün bu politikaların şeyi bu adamdır, Davutoğlu'dur. Bu adam bize yanlış bilgi verdi. MİT de bizi yanlış yönlendirdi. Onun için ben bu adamı ayırdım deyip geri dönme politika değiştirme sinyalleri olabilir. Böyle bir manevra imkanı var. Sağladı. Sağladı.
Hatta manevra imkanını Ruslar da çok sağladılar bize. Yani o uçak düştüğü zaman da sağladılar. Yani uçak yerden atlan füzele düştü falan dediler. Yani o kadar çok şey sağladılar ki biz ama Davutoğlu ben emir verdim falan dedi. Çıktı işin içinden. Böyle bir şey olabilir. İkincisi şeyle ilgili Rusya ile Türkiye arası düzelir. Şu an düzelmemesinin nedeni belki Putin de Sayın Erdoğan gibi Sayın Putin de. O da böyle çok şey bir adam. Değişik birisi. Kişilik yapısı çok farklı. Dediğim dedik diyelim. O da kabahati Erdoğan'da görüyor. Öyle görüyor. Biraz sonra anlatır adam. Yani uçak düşme olayı daha farklı bir olay. Yani Erdoğan'la falan alakası olmayan bir olay. Evet, onu da soracağım. Son bölümü yani, onunla kapatacağız. Orada görüyor. Ama Putin de şunu anlayacak. Yani biraz zaman geçtikten sonra Putin de Rusya'nın Türkiye'ye muhtaç olduğunu anlayacak. Çünkü gerçekten Türkiye'ye muhtaç. Çünkü Türkiye'nin Karadeniz'in bu tarafında, Kafkasların bu tarafında güçlü olması lazım ve parçalanmaması lazım. Radikal İslam'ın boy vermemesi lazım. Verirse bunun en büyük zararı şey olur. Parçalanırsa bunun en büyük zararı Rusya olur. Evet. İşte bunu anlayacak. Ve bizim yaptığımız görüşmelerde hep söylenen şuydu. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler niye iki ülke birbirine stratejik olarak muhtaçlar? Önce oturalım bunu tartışalım. Ondan sonra oturalım ilişkilerimizi yola koyalım. Ben gayri resmi bir takım toplantılara girdim çıktım işte orayla ilgili. Buraya geldiler burada da görüştük kendileriyle. Büyük ihtimalle bu konuda önümüzdeki günlerde bir gelişme bekliyorum aslında. Öyle mi? Bekliyorum yani. Birdenbire olmasa bile gayri resmi toplantıların iyileşme bekliyorum. Çünkü iki ülkede birbirine muhtaçlar. Ve Türkiye Avrasya Birliği'ni ve şeyi arkasına almalı. Batı'yla mücadele ancak öyledir. Yani Avrasya Birliği'ni ve Rusya arkanıza almazsanız gücünüz belli sizin. Sayın Peki zaten siz kopalım ve düşman olalım demiyorsunuz anladım. Biz tabii Amerika'yla düşman olalım demiyoruz. Batı'yla düşman olalım demiyoruz. Ama burayı da ihmal etmeyin diyorsunuz. Yani burayla da dostluk kuralım. Arkamızı alalım. Evet. Dostumuz olsun. Bir denge politikası izleyelim. Denge politikası izleyelim. Bizim yani Atatürk'ün izlediği en büyük politikadan birisi bu. Evet. Yani evet. Ülkeler arasındaki çelişkilerden, süper güçler arasındaki ya da büyük güçler arasındaki çelişkilerden istifade ederek ülke politikasını düzenlemiş Atatürk. Yani Atatürk'ün de böyle yapısı. Evet. Onun için bizimkiler yanlış. Bence Binali Yıldırım eğer dediğini yapabilirse gerçekten çok önemli. Türkiye'nin önce etrafındaki Ermenistan dahil. Tabii Ermenistan'la nasıl şey yapacağımız belli. Dost olacağımız belli. Yani işte Dağlık Karabağ var, bu Ermeni soykırımı iddiaları var falan. Bunlar sürdüğü sürece kolay kolay bir araya gelmemiz mümkün değil ama etrafımızdaki... Geri adım atmayalım da. Evet. Sayın Pekin oradan yani. Etrafımızda bir kayıp yaşamayalım da. Barış çemberi, dost çemberi yaratmak durumundayız. Evet. Bunu yapamazsak o zaman... Terörle de mücadele edemeyiz. Edemeyiz. Edemiyoruz zaten. Evet. Edemeyiz ve... Hani sonuç alamayız. Bir ara meşhur şey var ya, sarı öküz hikayesi. Evet. Hani evet. Önce almışlar sarı öküz, kimsesi çıkartmamış. Ondan sonra herkes yavaş yavaş gitmiş. En son kendine geldi, sarı öküz vermeyecektik demiş adamlar. Bu olay Türkiye için de ibaret. Türkiye, işte Irak'ı bilmem ne yapalım, Suriye'yi bilmem ne yapalım, İran zaten bilmem ne, bilmem ne. Sonra sıra Türkiye'ye geliyor. Evet. Onun için aklımızı başımıza devşirmemiz lazım. Bence eğer Binali Yıldırım bu konuda şeyse, samimiyse ki yani o Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu türde bir şey almadan böyle konuşacağını sanmıyorum. Umarım çok iyi şeyler olur Türkiye'de. Türkiye o zaman bu savaşı çok daha rahat kazanır. Komşularıyla ilişkilerini düzelterek başta Suriye, İran ve Rusya'yla. Çok teşekkürler Sayın Pekin. Son bölümde Sayın Karataş çok hızlı toparlamanız için belki yakın tarihimizin en önemli olaylarından bir tanesi Rus uçağını düşürme hadisemiz. O hadiseyle birlikte Türk dış politikasında olmayan bir şey yaşandı. İki süper devlet aynı anda düşmanımız oldu tırnak içinde. Hem Amerika'yla hem Rusya'yla çatışar hale geldi Türkiye. Görülmemiş bir başarısızlıkla sonuçlandı yani bu hamle. Siz havacısınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İlginç tespitleriniz vardı. Çok kısa özetle onu alalım Sayın Karataş. Zaten bir havacıya da çok hızlı şekilde takdim etmek gerekir. Sağ olun. Bu bir taktik hata. Buyurun. Hiç kimse Erdoğan emir verdi, Davutoğlu emir verdi deyip horozlanmasın. Angajman kuralları verilmiş, yetkiler verilmiş. Genelkurmay o da
Hava Kuvvetleri'ne vermiş. Hava Kuvvetleri de bu uygulamayı yapacak olan bölgedeki muharip güç komutanına vermiş. Radarlar var, pilotlar havada uçuyorlar. Radardaki arkadaşımız bazı şeyler veriyor. Pilot havada, yetkine sınır ihlali yaparsa vurun. Sınır ihlali yaparsa vurun. Bütün mesele bu. Fakat bölgeyi okumama. Peki Eylül ayından beri bölgede uçan, yani 30 Eylül 2015'ten beri hava harekatı yapan Rusya'nın burada olması, 2,5 aydan beri yapılan görüşmeler, bunlar vesaire falan konduğunda, 2013'te Suriye helikopteri, 2014'te Suriye uçağının düşürülmesi, 2015'te de Rus uçağının düşürülmesi, Suriye'nin terörle mücadelesine olan, yani yanlış politikalar sonrası ortaya çıkan gelişmelerin sonucunda biz Rus uçağını düşürdük. Bu uçaklar, madem havacı hızlı bir şekilde anlatıyorum, bu şekilde uçuyorlar. Bizim sınırımızı ihlal etmiyorlar. O rotadan geçtiği söyleniyor. Evet, geçmiş olabilirler. Hı hı. Ama yani bir tehdit oluşturmuyordu aslında. Hayır, öyle hiçbir havacılık kurallarına göre tehdit oluşturmuyorlar. 6000 metrede, yani 18 bin fitte uçuyorlar ve güneye doğru dönüyorlar. Orada terörle mücadele için verilen görevi yapıyorlar. Aslan çocuklar, pilotlarımız, bileklerimiz vurdular. Güzel. Buraya kadar kahramanlık öyküleri yazabilirsiniz. Fakat taktik hata, stratejik hataya dönüşür. Ve bunun sonucunda da ben sıkıntı çekiyorsam, ben o çocukların öğretmenliğinde yaptım, komutanlığında yaptım. Onlar benim arkadaşlığımı yaptılar. Onlara her zaman uçan uçuran, onları destekleyen çelik kanatlara en derin sevgilerim de diye üç şehidimizin olduğu Emevi Camii'nden de selam yolladım geçen gün. O ayrı bir konu. Evet. Ama bu çocukların yapmış olduğu taktik hatanı, yani siyasi sorumluluğu Erdoğan'a, Davutoğlu'na aittir. Önce ama ben emir verdim, ben yaptım falan. Düşünebiliyor musunuz? Yanındaki doğru düz bakana bile emir veremeyen SİKOB'un harekat merkezine gelip emir verecek. Ama o emirleri alan kişiler yorumlarken, değerlendirirken kendilerine çeki düzen verecekler, doğru düz değerlendirecekler. Aksi takdirde bunun sıkıntısını çekiyor. Tamamen değerlendirme hatası. Yani sonradan yani bunu oya devşirmek için ne? Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanı bunu sahiplendi diyorsunuz. Aslında bu taktik hatadan vazgeçilebilir. Olabilir. Bu noktaya gelmezdi. Kesinlikle taktik hatalar olabilir. Evet. Taktik hatalar olabilir. Ama burada geri dönüş noktaları var, kırılma noktaları var. Çok kısa sürede yapılacak şeyler vardı, yapmadılar. Şimdi orta vadiye yayıldı. Benim hala önerim, bırakın ben görüşeceğim Putin'le falan deyip hava yapmayın. Ekiplerinizi gönderin, başbakanınızı gönderin, silahlı kuvvetlerden bir ekip gönderin. Suriye ile olan gelişmelerinizi yapın. Eğer bunları yapmazsanız önümüzdeki günlerde, Ekim ayından itibaren biraz zaman sıkıştı ama bunu söylemek zorundayım. Şey diyor ki Barzani, Ekim 2016'da ben bir referandum yapıp yoklayacağım Kürt bağımsızlığını istiyor musunuz diye. Evet. Röportajında. Tabii, peki tabii, diyor Türkiye ne diyecek, İran ne diyecek evet. diyor. Türkiye'deki mevcut hükümet kalırsa diyor, Türklerin bağımsızlığını ilan etmesine diyor ki kesinlikle evet diyecektir diyor. Evet. Hayırlı işler diliyorum. Çok önemliydi. Hala uyanmayan varsa burada, vatansız evet. solculara da buradan selam yolluyorum. Burada anında gazetenin son manşeti olsun. Barzani orada devleti kurdu ve Türk hükümeti buna hayır karşı çıkmaz diyor. Yani. Tersine destek verdiğini de biz evet. biliyoruz, evet. yaşadık, gördük. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın İsmail Hakkı Pekin. Çok teşekkürler Sayın Beyazıt Karataş. Çok önemli değerlendirmelerde bulundunuz. Sevgili seyirciler, 2 saate ancak bu kadar sığabildik. Çok sayıda sorunuz geldi. Bu kadarını yönlendirebildim. Umarım ilerleyen günlerde bu anlamda bir program daha yaparız. Haftaya görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.